25 Ekim Cuma herkese merhaba. Hete Spor gündemde Cem Düzdar'la birlikteliğimiz başlıyor. İyi sayılabilecek bir akşamı geçirdik. Fenerbahçe iyi oyunla beraber kaldı. Beşiktaş kötü oyunla e, kazandı. O yüzden... Ee, kazanan her zaman haklı mıdır bilmiyorum ama Beşiktaş dün akşam çok mutlu etti bizi. Çok üzüntülü başladık maça. Ee, çünkü baya bu maç nereye gidiyor falan filan derken Beşiktaş döndü gitti ve karşılaşmayı kazanma başarısı gösterdi 1-0'la. Ee, Rafa nereye? Biz oraya Getson kesinlikle artık Portekiz milli takımına diyoruz. Abi selam hoş geldiniz. Merhaba. Siz notlarınıza bakarken biz programın giriş girişgahına, giz, girizgahına bakalım. Avrupa Ligi fikstürüne bakalım. Avrupa Ligi puan durumuna bakalım. Konferans Ligi fikstürüne bakalım. Konferans Ligi puan durumu varsa ona bakalım. Sizler notlarınızı son olarak alırken Braga 1, Bodo Glimt 2, Galatasaray 4, Elfsborg 3, Frankfurt 1, Riga 0, Roma 1, Dynamo Kiev 0, Midland 1, Yunan Şengloze 0, Karabağ 0 Ajax 3, Tel Aviv 1 Real Sociedad 2, dün akşamın sonuçlarına devam edelim. PAOK 2 Viktoria Prizdn 2, Ferencváros 1 Nice 0, Fenerbahçe 1 Manchester United 1, Tottenham 1 AZ Alkmaar 0, Lyon 0, Beşiktaş 1 Ander, Anderlecht 2, Ludogorets 0, Athletic Bilbao 1 Slavia Praga 0, Malmö 0, Olympiakos 1, Porto 2, Hoffenheim 0, Twente 0, Lazio 2 ve Rangers 4. Show Big Rush 0 şeklinde karşılaşmanın sonuçları alındı. Ee, Beyoğlu Beyoğlu'ndaydı galiba değil mi? Sevgili Emre bilmiyorum hatırlar mısın? Cem abi hatırlamaz öyle şeyleri de. Beyoğlu Beyoğlu'nun son sahnelerinden bitinde çok kıymetli bir sanatçı. Ali Yalaz şey diyordu. Yavrumun telefon numarası bile iki yaşam diyordu. Şuradaki karşılar Beyoğlu Beyoğlu değil mi? Şuradaki karşılaşmalarda <laughs> iki buçuk üstçüler yatmış. Yavrumun telefon numarası bile aşamıyor iki demiş idi. Gördüğünüz gibi Cem abinin konuyla asla ilgisi yok. Böyle şeyleri hatırlamaz mıydı? Ama Ali Yalaz'ı hatırlarsın abi. Çok kıymetli bir yani. sanatçıydı deve kuş kaberenin çok özel isimlerinden bir tanesi. Çok kişi rahmetli orada. orada Allah rahmet eylesin ama yaşayanlara da uzun ömür versin. Peki Avrupa Ligi puan durumunda 3 takımımız nerelerdeler? 36 takımdan Galatasaray 6 Fenerbahçe 14 Beşiktaş 27. durumda. Zirvede Latio ve Tottenham var. Ve yanı sıra Anderlet var. 3 tane 9 var. Ajax'ın Galatasaray'ın, Frankfurt'un, Midland'in ve Atletik Bilbao'nun 7'şer puanlarının yanı sıra Bodo Glimt'in puanı da 7 ikinci sayfada. Lyon 6, Rangers 6, Olympiakos 6, e, 6, Fenerbahçe 5 puanlı tek takım. Porto 4, Slavia Prag 4, Real Sociedad 4, Hoffenheim 4, Roma 4, Pilsen 3, United 3, Aspor 3, Ferencvaros 3, Alkmaar 3 puanda. Son sayfamızda ise Malmö, Braga, Beşiktaş 3'er, Twente 2, Union Şangılose 1, Pauk 1, Riga Skola 1, Nis 1, Ludogorets 1, Tel Aviv, Dinamo Kiev, Karabağ 0 puandalar. Cem abi hoşlanmıyor değil mi? <laughs> ya, bu Böyle bir şey olur mu? Nasıl aley, bir statüdür diyorsun? Ya, yani. ya? Ne hale geldik? Nedir bu ya? Oh, yani senin oh, sponsorları hepsi. benim bayışçıları göstermek ya, için yapılan hiç başka ya, bir şey ya değil başka, değil mi? Ya bunu da herkes biliyor. herkes biliyor değil mi? Herkes de bunu biliyor. Bu nedir ya? Bir tek maç oynanıyor, karşılığı yok. Kim kimle ne oynuyor, o iş nasıl oluyor? Kim sıfır puanda, dokuz yani, puanda da... Onunla gülüyor. nasıl oynayacak öbürü... Hangi ya, algoritmaya ya. göre? Peki konferans <laughs> liginde durum farklı değil. Başakşehir dün 5-1 kaybetti. Aslında dünün üzücü tarafı oydu. Vikingur 1, e, Churchill Bruce 1. Gürgar'dan bir Guimaraş, Gu Gumeranj diye okunuyormuş bu. Uzun yıllar Guimaraş okuduk ama sonra Atilla Atilla Gökçe ustamız Gumeranj olduğunu söyledi. 1990'lı yıllarda Fenerbahçe'ye olmuyorsam ya 91 ya 92 Rıdvan ablanın önde dönemde bir Fenerbahçe Victoria Gumeranj maçı vardı. Hatta yanılmıyorsam Müjdat Ketkiner'de bir gol atmıştı. Çok emin olmamakla beraber. E, Jagolinia 2 Petro Cup 0. Sengalen 2 Fiorentina 4. Larne 1 Shamrock Rovers 4. Gent 2 Molde 1. Panathinaikos 1 Chelsea 4. Apoel 0 Borac luka 1. E, Rapid Wien 1 Noah 0. Chelsea 5, Başakşehir 1. Dün çok ağır bir skor aldı Başakşehir. Hertz 2, Omonia 0. Pafos 0, Heddenheim 1. HJK Helsinki 1, Dinamo Minsk 0. Dimlada Baleslav 0, Lugano 1. Olympia 2, Lasklin 0. The New Sands 2, Astana 0. Real Betis 1, Kopenhag 1. Ve başka Topola 0, Lejo Varşova 3 alındı. Puan cetveli var mı bunun arkadaşlar? Yok. Peki güzel. Bitti. Başakşehir çok sıkıntılı bir sonuç aldı. Cem abi böyle uzun uzadıya bir grizyahın ardından saatlerimizde 11.05'i e gösterirken Başakşehir maçından küçücük başlayalım. O üzüntümüzü kapatalım sonra iyi yerlere gidelim. Şimdi yani yani ligin en tutarlı takımlarından biri uzun yıllardır. Aslında Başakşehir'e baktığımızda ülkemizin oyununa dair bir hani ortalamayı bulmak, aslında ülke ortalaması o yukarıdakiler, aşağıdakilerin, aşağıdakilerin neredeyse tam ortasına tekabül eden bir takım hı -hı, değil mi Başakşehir? Hı -hı. Ülkenin e, şa tek şampiyon e, yani 3 4 şampiyonunun dışındaki tek şampiyonluğu olan takımlarından biri. Tutarlı bir harcama ve yönetim anlayışı var. Hani harcaması Alışverişi neden denk gibi görünüyor. Yani bilmiyorum öyle midir ama öyle Bo, görünüyor. Borcu olsa da Göksel Bey ve yedi arkadaş. İşte yani öyle görünüyor. E, haliyle teknik direktörlük meselesinde bazen bocalamış olsalar da yani kimi teknik direktörlerde. Ama bir hat izliyorlar. Evet bir yer yani ülkenin ortalamasını anlatan şey o. Yani yukarıdakiler aşağıdakiler tam ortada Başakşehir. Aslında o maçta biraz bizim futbol anlayışımızı, futbol e, kurgumuzu, futbol öykümüzü anlatan oldu. İşte karşıda Albert Riera takımının tutarlı oyununa karşı bizim yani bu çağdaş atan takımından daha fazla biraz Başakşehir takımı, Abdullah Avcı'dan bu yana e, çeşitli deneylerden geçmiş, çeşitli revizyonlardan geçmiş. Yani ülkemizin de yani ilk 5-6 takımından biri. Yani ilk 4'ü say desen sezon başlamadan bir 4 sayarsın yani 1 2 3 4 diye değil. İlk 4'ü şöyle bir sayarsın. Sonra 5 altıncıya koyacağın takım. Yani dün gördük ki sahada. Yani bu futbol öyle sadece bizim burada anlattığımız gibi oynanmıyor. Başka türlü de oynanıyor. Yani başka tür olanakları olan, başka tür e, e, tanınmaya gerek olmaksızın antrenmanla birbirine bağlılıkla, takım koordinasyonuyla, organizasyonla, dayanışmayla oynanan bir oyun. Şimdi maçın önünde yani buraya gelene kadar anlatılan hikayelere pek uymadı Başakşehir'in hikayesi değil mi? Çağdaş biraz başka anlatıyordu durumu. Ama görüldü ki. Riyara'nın çalıştırdığı takım ya aman sen de ne abarttın yani. Öyle mi diyorsun? Öyle ben demiyorum. O beşinci de oyundan insanın kendini attırıyor işte böyle yani. yani ne itiraz edildiğini ne yapıldığını çok kestiremedim ama. Alt tarafı Riyara'nın takımı. E de... Öyle ama bak 5 golde attırıyorsun kendini. Yani onlar hep bir sıkıntıdır, bir derttir en yani türbünde böyle düşünmeye başlıyorsun. Çünkü oyunun kapsamlı. anlattığı, oyunun anlattığı şey sahanın gösterdiği iş öyle. Yani zorluk derecesi daha düşük problemleri çözdüğünde sınıfı geçmiş olmuyorsun yani. Bir parça problem sana problem çıkaran bir takıma karşı ne yapacağını şaşırıyorsun, bocalıyorsun. Oysa ki bu ülkeye yetiyor bu oyun. Değil mi? Yani ülkeye yeter. Geçen sene nereden geldi Başakşehir? Diplerde bir yerdeydi. Çağdaşı Tanla bir yere geldi. Bu sene de büyük ihtimalle yine işte ilk 4 5 oralarda bitirecek gibi görünüyor. Çünkü tutardılar lig için. Ama bizim ligin ortalaması bu işte maalesef. Yani gidiyorsun Biraz geometrik oynayan, biraz oyun mekaniğine sadık kalan, biraz antrenman yaptığını gösteren, topun arkasına geçmek, topu öne taşıma konusunda antrenmanlarda yaptıklarını uygulayan bir takıma karşı gördüğün gibi darmadağın İki, oluyorsunuz. İkinci golü atan sesler geçen sene Eyüp Spor'da oynamıştı. Sadece onu bilebiliyorum. Başka da bileceğim bir şey varsa söyleyin ikinci golü atan Sesler. E, bu arada Meli aklıma geldi. Arkadaşlarla paylaşalım. Bir anda canlı yayında sana söylemiş olayım. Bir yere dosyası yapalım mı? Çünkü o yere dosyasının içerisinde İsmail takımda Takımı'nda bize attığı golden tutun da e, Galatasaray'daki yaşadığı e, Melo'nun terbiyesizliğine kadar e, sonrasında e, Fatih Hoca'nın yardımcılığına kadar ulaşan çok kıymetli bir futbol kariyeri bir not alalım da Beni bir Riyara kariyeri yapalım. Teşekkür ediyoruz ve yani mesela buradan bir Farioli benzeri bir şey çıkarsa alvers yaradan şaşırır mısın? Yani arkadan böyle oyun üst, üst, ıı, arkadan yani... oyun kurmuyor. Üst takımlara yani. Arkadan oyun kurmuyor mu? Arkadan kurmuyor da başka bir hikayesi vardı yani. Üst takımlara diyelim, şey diyelim ki tenak gibi bir yere hani. Bir bir şey yapmadı ya falan. Hani Fari öyle bir şey yapmadı. E, da bir şey yapmamıştı. Nuri de bir şey yaptı. Mesela yaptım. ne şeyi var değil mi? Nuri de yapmış. Ne başarısı var yani. Nuri'nin de. Ama teorisi var belli ki. Oyunu da gösteriyor şimdi. Biz bu oyunu izlerken aa, şeydi yani Zonguldak Kömür'den bir tane gol atma biçimini öğrenmek için telefon açmıştı Beşiktaş teknik kadrosu. Demişti ki ya ne çalıştınız, nerede gördünüz? İşte bir sürü insan aslında kupaları değil, yani birçok e, yetenek avcısı diyelim. Öyle bir bir tanım var ya yetenek avlıyor işte biz beyin avcısı. E, bu maçları izliyorlar. Nasıl oynatıyor, nasıl davranıyor, takım sahada davranırken teknik adam onlara ne öneriyor? Not alıyorlar. Abi, Sonra onları daha üst seviyede uygulatmaya iz, götürüyorlar. İzliyorsa kulakları çalsın. dün Hamid Altıntop benzer bir şey söyledi ve sana refer ederek söyledi. Cem abinin dediği gibi dedi. Hayatta her şey o kupayı almak demek değil. İkinci olunca da, üçüncü olunca da yetiştirince de, bilançonu da düzgün kurunca kazanmış olabilirsin futbolda dedi. Dün Hamit geldi konuştuk. Programa da başlıyor. Bilgin olsun. Yani aynı şeyi söyledi. İkinci olunca da bu canına Hanım işini yapamıyor. Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da birçok takım şampiyon olamamıştır. Birçok hoca da şampiyon olamamıştır ama Futbola kattıklarıyla, futbol anlayışlarıyla, şampiyon olan hocaların onlardan öğrendikleriyle, bak bunlar bunu deniyorlar, bunu yapıyorlar, biz de şöyle mi yapsak diye yani üzerine bir şeyleri çalıştırıyorsa... Çok konuşalım. kolay goller yedik. Gollerden sonra oyuna hakim olmaya çalıştık. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddi problem. İkinci yarı erken golle oyuna dönmek istedik ama her oyuna döneceğimizi düşünmezdi. Gol yedik, daha fazla ayak kırıklığına Çok ağır mağlubiyet aldık. 10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadım demiş. Şimdi bu kolay goller yemek Rıza ne, ne ben, olduğunu ben anlamadım. Onu Rıza ne hiç anlamıyorum Ne, yani, ne, ne oluyor cimiyor? kolay gol yemek ya. Yani zor gol yiyince, zor 5 tane gol yesek bir şey Mesela, mi oluyor? Sen hoca olsan senin yiyeceğin en zor gol boş kale atılmış gol olabilir. evet Yani. Hani kolay gol yemek nedir, zor gol yemek nedir yani? Sağda nasıl durduk? Rakibe nasıl reaksiyon verdik? Şimdi niyet değil mi? Bir gol atarak maçı çevirmeye çalıştık. O ara iki tane daha yedik. Ya bir şey eksikmiş yani. Yanlış olan nedir? 3-0 tehlikeli skor değilmiş. 3 de o da değilmiş. Yani bak yani bu anlatılardan bir dili arındırmak gerekiyor. Dili arındırınca kendi üzerinde daha doğru düşünüyorsun. Çünkü o zaman gerçek eleştiri işlemeye başlıyor. Hı hı. Yani kolay gol yedik. Yani ne, ya bu maç özgü bir şeydi demek istiyorlar. Evet. Yani dolayısıyla çalışmadığımız yerden yedik. Bazen şöyle de anlatırlar. Çalıştığımız golleri yedik. Ya yeterince çalışmamışsın. Kolay kolay gol yediysen bu maça yeterince hazırlanmamışsın. Antrenmanın bu maç için yeterli değilmiş. Zihni e, durumun bu maç için yeterli değilmiş. Bunu anlatır. Yani ben bunların arkasında bu dilin arkasında hep teknik direktörün hadiseden kendini sıyırma ifadeleri olarak görüyorum. Çağdaş Hoca da mı? Hepsi yani kim kullanıyorsa. Ya yani bir takım kolay gol yer ya Öbürü kolay atıyorsa onun üzerinde düşünmek gerekir. Yani e, dün, dün ya. Galatasaray'ın yediği ilk gol. Üçüncü, yani 3-0'ın birinci golü. Senin, zor gol mü o? Senin bayıldığın gol. Zor gol müydü o? Zor gol bence. Nasıl? Rakip adına yapılması Peki, zor gol. Peki Galatasaray'la olsan Okan Buruk şey der. Ya öyle böyle gol mü yenir ya? Do doğru ne durumu, temas ettik? ne Doğru duruma yören. Oturduk izledik değil Doğru mi? Çok öğren. kolay göründü gol hepimizin Temas Boş kaleye gol attılar neler eksik şunu yapmadık bunu yapmadık bunu yapamadık niye çünkü ona çalışmadık buna çalışmadık bunu tahmin etmedik bak Okan Buruk %65 işi tahmin etmiş yani rakamlar sayısallık ona anlatıyormuş 3 pozisyondan ikisini gol atan bir takımla oynayacağız dedi nitekim de öyle oldu 3 değilse de 4'te de 2 yaptılar diyelim yani haliyle bu kolay gol yedik. Efendim basit goller yedik ifadelerinden bir dilimizi arındırmamız gerekiyor. Abi işte gerekiyor. o şöyle söyleyeyim. Yani senin farkın da orada zaten. İyi ki de bizimlesin yıllardır. Dilin hiçbir şekilde konunun içinde olmayan lakırdı etmek olduğunu zanneden bir anlayış var. Yani teknik direktör ne derse ezber kalıplar ne ortaya çıkarsa futbol ilgisi yok zannediyor. Halbuki o cümleler bir sportif kültürü oluşturuyor. O cümleler oluşturduğu sportif kültür seni öyle davranmaya sevk ediyor. Yani şimdi bu oyunun hem izleyenler tarafından anlaşılmasına neden oluyor. Ya doğru ya da yanlış. Dahası da oyuncu ne anlasın bundan? Kolay gol yediği Oyuncu ne anlasın? Sen oyuncusun. Ben dedim ki ya bizim işte kolay gol yedik. Sen de stoperisin, orta saha savunmacısın, kanat oyuncusun. Ne anlarsın bundan? Prim yattı mı? Onu mu anlarsın? Prim yattı mı? E ee, ya, öyle olursa bir ya, şey abi. geliştiremezsin oyunu yani. Yani, yani. futbolun içerisinde bulunduğumuz yıllar boyu abi sen de çok iyi biliyorsun. Mesela futbolcuların prim ilişkisi o hocalardan taktik ilişkiden daha güçlüdür. Prim alacak mı, Alacağız mı, 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 mı? E çünkü mı, yani sürekli olmazı motivasyonu para olan Motivasyon. bir yani sevgi olan tam, oyun duygusu tam, tam olan öyle. Tam oyun doğru. ilgisi olan değil sürekli bir şey kazanmak yani tam bunu öyle. kazanırsam ben de şunu kazanırım bu maçı alırsak ben de şunu alırım evet. e, diye Volkan arkadaşımızdan bir, bir yorum diyor. gelmiş az önce senin sözünü ettiğin ligle ilgili UEFA'nın yaptığı bu yeni organizasyon Real Madrid ve Barcelona'nın başını çektiği grubun yeni kurulması Avrupa Süper Ligi olmasında yapıldı ama gerçekten çok kafa karıştırıcı bir lig oldu arkadaşlar Real Madrid ve Barcelona'nın başını çektiği grubun ligi kurulur. Bunun önünde de hiç kimse mani olamaz. Çünkü iş bu kadar endüstriyelse, futbol bu kadar sınai bir şeyse o kurulacak. Sen de oturup ya izleyeceksin ya da alakanı keseceksin. Yani o lig kurulacak. Artık o romanslar tamamlandı. Kaldırımda izleriz. <laughs> Asfaltta oynayın. Geçmiyorsun abi. Öyle bir şey yok yani. Zaten Cem abinin sözünü ettiği konu da o. O bilgiyi, öğrenmeyi, romansı bir kenara bırakan bir anlayışa hepimiz en azından seni dışarıda bırakalım ama çoğumuz katılıyoruz yani. Oralardayız ya Üzülerek söylüyorum. Maalesef. Arkadaşlar şimdi bir izleyicimizin bir mesajı var abi ona da değinmek istiyorum. Güzel bir mesaj çünkü o. Dün akşam belki insanların çoğunun kafasını haklı olarak karıştırmıştır. Yusuf Mercan kardeşimiz diyor ki biraz gündemin dışında olacak ama Trendyol Süper Lig'de kırmızı kart gören tek rektör basit toplantısına katılamazken bu kural Avrupa için geçerli değil mi? Çağdaş Hoca da katıldı, Mourinho da katıldı. Üçte iki kırmızı kart gördük bu arada dün akşama. Ya niye böyle yaptığımızı anlamıyorum ya. Niye böyle davranıyoruz yani? Buradaki alışkanlıkları terk edemiyoruz herhalde yani. O batıda çok nadir oluyor Avrupa'da bu işler yani. Olmuyor değil ama çok nadir oluyor. Biz yani kendi kişisel alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz ki oyuncunun alışkanlıklarını değiştirelim. Oyuncu mesela basit goller yiyoruz çünkü savunmada durmayı bilmiyor mesela oyuncumuz. Hı hı. Nasıl yapacağız değiştireceğiz değil mi? Stoper vücudunu böyle çevirecek. O stoper böyle dönünce diğer stoper başka alan gözleyecek. E bunları değiştirmek için anlatıyorsun ve diyorsun ki ya bak arkadaşlar böyle yapmamamız lazım. Hani neredeyse altyapıda bir çocuğu yetiştirir gibi duruma müdahale edeceksin. Ali, Ali, topu tut. Tabii dur dur yanlış yaptık. Dur dur. Yani bunu Pep Guardiola maç sonunda oyuncularına yapıyor. Hani düşün ki bak sahanın içinde o bağırıp çağırıyordu şey Kevin De Bruyne ya bırak Allah aşkına bir bırak da yakamızı bir oynayalım dedi. Maçın içinde oldu bu tartışma ya. Yani. Orada bulsana. eğitmeye çalışıyor. Zelinski bulsana bana. Zelenski de güzel bir muhabbet geçmiş onu söyleyeceğim sana biraz sonra. Benzer bir şey. Yani orada oyunun içindeyken oyunu öğretmeye çalışıyor en gelişmiş oyuncusuna. Kendi işte anlayışı neyse ne, neyin oynanmasını istiyorsa. Şimdi biz kendimizi bu kadar şey yapamamışken, düzenleyememişken, tertip edememişken, oyuncunun oyununu nasıl düzenleyeceğiz ki? Sonuçta kendimizi çok kolay attırıyoruz. Yani ne itiraz ettiğimizi de bilmiyoruz. Fenerbahçe son iki resmi maçında beraberlik aldı. Ligdeki beraberlikte herkes yıkıldı ama Avrupa'daki beraberlikte herkes mutlu. Oysa ki iki maçın sonucu da aynı. Oyuna sevineceksek sonucu niye önemsiyoruz? Sonucu önemseyeceksek beraberliğe niye seviniyoruz? Murat Kaya, öpüyorum. E doğru yani. ya çok. çok yani. bu kadar, ya zaten hadi. bu bu böyle Dile, bakmaya başladığımızda, konuya tam da arkadaşımızın yaklaştığı gibi yaklaşmaya başladığımızda oyunu yükselir. Yoksa bir tane iki tane yani bir anda üç maçı da kazanmış olabiliriz yani. Avrupa'ya çıktı dörtte dört yaptı. Bu bizim ya 4'te 4 3'te yaptı. Çıkta 2,5 yaptı 4'te mesela. 4'te 4 hepsi değendi yani. Bak Başakşehir değendi. Bak hepsi yendi. Ya bu bizim oyunun geliştiğini göstermez ki. Bu durumun anlık olduğunu gösterir. Dünya Kupası'nda bir kez 3. olduğum olmak gibi bir şey bu yani. Bir kez oluyorsun dünya yani. Dünya Kupası üçüncüsü oluyorsun. Dünya üçüncüsü olmuyorsun. Evet evet. Dünya Kupası'nda bir kez üçüncü olmak gibi. Sonra bir daha turnuvalara gidemiyorsun. Yani bir an, yani iki maç kazanabilirsin, üç maç kazanabilirsin ama tutarlılık. Dolayısıyla sevineceğin e, şeyleri, e, noktaları iyi belirlemen gerekiyor. Yani sürdürülebilir olmak, gelişebilir olmak. Mesela eleştiri bizde yıkıcı bir şey diye anlaşılıyor. Ama çoğu da eleştiri olmuyor. Hani Jose Mourinho'nun şey dediği gibi. Ya söyleyin hani şey oynatalım, Kostiçi mi oynatalım yoksa Şimanski mi bek oynatalım var. Bart... Gene kafa yapmış değil ha, mi? Yani bak sizin orada bilenler, bizim buralarda bilenler artık bizim buralı olduğu için. Baksana diyor tek öğün yemek yiyormuşum diyor. <laughs> orada da kafa yapıyor. <laughs> <laughs> diyor yemek yiyormuşum diyor. Böyle bir yemek mi olur? Her gün aynı, aynı çorba, her, gün aynı, her şey. gün aynı pizza, her gün bir soda olur mu yani? Hakikaten dün abi onu biraz pas geçtik. Ben de o soruyu sonra baktım kafamda. Ya, Hakikaten her gün aynı yemek yenir mi ya? Ya yer, yer belki de bilmiyorum da mesela benim orada en çok takıldığım şey Beşiktaş'a gidip döner yiyen birisini nasıl olmuş da kimse görmemiş, yani. Geldi geldi fotoğraf. Yani. Fotoğrafı geldi. Ya, Dün geldi bir fotoğrafı. E niye çıkmamış peki bu piyasaya? Çocuklar yani? tweet attılar dün bizim program üzerine çocuklar tweet attılar. Abi işte böyle falan diye. Ya şey... olmaz mı bu haber olurdu. Demek ki yani ben tamam sosyal medya takipçisi değilim. Yani Jose Mourinho Beşiktaş'ta ben de Beşiktaş'ta. <laughs> Bak üstüne üstlük Beşiktaş'ta. <laughs> Döner yiyor, birileri kaydediyor ve gazetecinin kimsenin haberi yok bundan. Eyvallah. Olur mu yani? O muhtemelen çeken dağıtmıştır yani. Biz bir sürü yerde fotoğraf çektiriyoruz. Bir sürü yere dağılıyor bu. Yani uzaylılar bile izliyordur büyük ihtimalle. Yani ne yapıyor bunlar? Evet. Her bulduklarıyla fotoğraf çektiriyorlar. Cemal çektiriyor ben sana şunu zaten. göstereyim. İsim de var. Arkadaşımız çektirmiş. Sonrasında koymuştur herhalde. Ee, bu arada Fenerbahçe maçında biz Bu hatıra geçirip... fotoğrafı. Yok hatra ben fotoğraf. yemek yerken var zannettim. Hani Ama oturdum o yemek yiyordu. O, döner, o dönercide. Olabilir. ya O dönercide kim göndermiş? Levent kardeşimiz göndermiş. Evet Levent Masa isimli kardeşimiz bize göndermiş işte X bir dönem Yerken dükkanı. belki çek, rica etmiştir evet. hoca. Yerken e, istemiyorum demiştir ama kalkıp... birisi çekerdi yani bunları. Yalnız bu bizim dediğimiz dönerci değilmiş abi. Öyle mi? Vardır. Bilmiyorum. Bizim yani de dediğimiz dönerci, kadar dönerci kadar değilmiş yani. Için. Ya, yabancı isimli bir dönerciymiş. Yani bildiğimiz bir kuzey bölgemizi ifade eden <laughs> dönerci değilmiş ki hiç gitmedim <laughs> hayatımda. <gülüyor> bizim bölgenin dönercisi. Hiç gitmedim hayatımda. O kadar niye gitmedim biliyor musunuz? Elbette ki çok güzeller. Herkes övüyor da. Arkadaşlar ya yemek yemek için insan kuyruğa girer mi ya? Küçük orası, küçük yer, dar. Ama her birlikte yani, kuyruk ay, var. Dar ama yani işte öğlen, özellikle öğlen gittiğinde dar insanla da çıkıp hemen ayaküstü tamam. bir şey. Hayatta mümkün değil Ben abi. de bir, tamam bir insan ya. yemek yemek için kuyruk bekler mi ya? Ben şaşırıyorum valla. Yemek yemek için... Ya şöyle düşün sen mesela, semti şöyle düşün. İşte üniversitede okuyoruz. Ee, girdik yemekhane üniversitenin yemekhanesine. Ucuz ve çeşit var sıraya giriyoruz değil mi? Abi öyle düşün. Da, hayır hayır. Ya, öyle düşün. Parası, ya burada da giriyoruz. Ya, semti de öyle düşün. Üniversite tamam. gibi, okul gibi düşün Sen yani. burada da şirketimizin yemekhanesine gidip tepsiyle bekliyoruz. O başka bir şey. Ya ben para vereceğim. Binlerce lira para vereceğim. Hesap ödeyeceğim. Döner yiyeceğim. Kuru fıstık yiyeceğim. bekleyeceğim. Hadi oradan ya. Burası bizim ya yemekhaneye usta. giriyorsun sırayı orada. Mecbur. Yani Onun da semt saatleri var öyle mesela. Sen biraz öyle. Evet. Altın izade saati var. Beylerbeyi katılımı var köy saatleri var. Dedikten sonra Servet Çetin dönüm noktası demiş. Fanatik'te. Servet Hoca'nın analizi var. Fenerbahçe Kadıköy'de maça iyi başladı. İlk yarıda yüzlük fırsatlar kaçtı. Golü ise Manchester United attı. İkinci yarının başında El nesli sahneye çıktı. Skoru 1-1 yaptı. Mourinho'nun öğrencileriydi. Bin taraftarın önünde galibiyet için sonuna kadar zorladı ama olmadı demiş. Bu fanatikten okudum. Hürriyet gazetesi Fenerbahçe Manchester'ı elinden kaçırmış. Şimdi baştan söyleyelim Cem abiyle ben dün akşam büyük bir tesadüf birbirimizden habersiz bir şekilde Beşiktaş maçını yazdığımız için Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntı sorarsanız Kusura bakmayın, biz ikimiz de maçı seyredemedik. Rıdvan abi seyrettiği yayını Rıdvan abi yaptığı için maç sonunda ağırlıklı. Dolayısıyla biz de yayın için bir şey düşünmedik. İkimiz de Beşiktaş maçı yazdık. Fenerbahçe maçını biraz kopyada gideceğiz arkadaşlar. Yok, bir yandan bir baktım, yandan yani. baktım Bir yani. yarım gözle ona izlemini. baktım, daha çok Beşiktaş maçındaydı. Fenerbahçe Manchester'ı elinden kaçırdı. Salih ve temsilcimiz İngilizleri karşısında iyi oynamasına karşın bir puanla yitirdi. Evet abi, siz dinliyoruz. O dediğim gibi biraz gri bakacağız. Evet. Murat Deniz Yılmaz. Benim YouTube'un altındaki yorumları takip ediyor mu? Ben, ben ona bir türlü yani. giremedim. Çocuklar bana yardımcı oluyor. Yani. Nasıl girdim ben de ama Bana Be sorma anlatamam <laughs> sana. yani. Bir Be şekilde, <laughs> beceremedim. Bir şekilde ulaştım. YouTube'un altına girmeye beceremedim. Diyor ki niye Fenerbahçe Lig'de böyle oynamıyor? Aslında benim vereceğim yanıtı Hüseyin Kabaday vermiş. Rakip farklı. Murat United çünkü diyor. Yani farklı oyunlar ve farklı düzlemler takımlardaki farklı davranışları da ortaya çıkarıyor. Yani bizim Sivas'ı oynadığı, Samsun'u oynadığı, hatta Galatasaray'a Beşiktaş a oynadığı gibi oynanmıyor. Bu bambaşka bir düzen. Cem güzel, onlar daha kuvvetsiz, ben size daha kuvvetli. Öyle değil işte yani. Öyle değil. Bak bu sık sık aynı şeyi anlatıyorum, aynı örneği veriyorum. Her yerin problemi, her yerin problemi farklı. Hani Kuper geldi de Simon Kuper dedi ki... Hector Kuper mi Simon Kuper? Simon Kuper geldi de şeye e, Messi'ye ya ne izliyorsun dedi. O da dedi ki bilmem bilmiyorum iki tane takım oynuyor. işte bakıyorum niye izliyorsun adlı insanı da bilme. Onların kendi problemleri var ve o problemlerden nasıl çözüm çıkar diye bakıyorum demişti Leon Messi Kuper'e. Şimdi bu da böyle biraz. Yani buranın sorunları başka, problemleri başka. Avrupa'daki çeşitli liglerin problemleri, sorunları başka. Yani öyle baktığında Barcelona, şey Bayern'in maçında da öyle olmaması lazım, değil mi? Ama öyle oluyor yani. Çünkü sorunlar başkalaşıyor. Burada da böyle oynamana, yani rakibin oynadığı kadarıyla oynuyorsun. Rakibi reaksiyon gösterdiğin için başka bir seviyeye çıkıyorsun. Bizdeki oyunlar genellikle bunlara izin vermeyen, teması yüksek, daha çok sağ içinde değil de sağ dışında oynanan oyunlara şahitlik ediyoruz biz. Yani maçın hakeminden başlıyoruz. Dün okudu Mehmet. Haftanın hakemleri açıklandı. Ya kime ne mesela olmuyor bizde. Bize ne ya kim kim ne yönetse yönetsin olmuyor değil mi? Arda kardeşler dedin sen mesela hemen baktın. Bak Arda kardeşler tartışma oradan başlıyor. Daha oyun oradan kuruluyor. 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1 orada başlıyor. Dolayısıyla United'a e karşı oynayan Fenerbahçe ile ligde oynayan Fenerbahçe'nin aynı olmasını beklememek dün, gerekiyor. Dün akşam Beşiktaş karşılaşmasına biraz sonra geleceğiz. <laughs> Birçok gazeteci arkadaşımız yani kelli felli tanıdığımız arkadaşlarımız bak var öyle kullanıldığı için biz kazandık sinalde dediler. Dediklerini eleştirmiyorum tespitleri o. Bak var doğru kullanıldı biz kazandık. Türkiye'de var zaten Beşiktaş Kale'yi kullanılan boş, bir şey. Okan Buruk sevgili arkadaşımız değerli dostumuz. Elsport maçından sonra Galatasaray ve Trabzon en çok haksız olmuş takım diyor. Ne alaka demiyor Sediyorum, bir Allah'ın Anlattığım da. şey mi? ne Bur alakası burada var? biz Hocam, ne demiyor? oynuyoruz? Burada biz bir kere sağ dışını daha çok performansla da oynuyoruz. Hayır, daha yüksek performanstayız sağ dışında. O nedenle sağ içi yani, Okan Hoca şunu orada muhtemelen bir soru vardı. Okan Hoca soru üzerine arkadaşlar Elsport, UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonu bu UEFA Avrupa Ligi de olsa. Bu sorunun yeri burası değil. Diyemiyor mu Diyemiyor ya? Diyemiyor işte maalesef. Diyemiyor yani. mu? Ya diyemediği gibi bir de müttefik alıyor yani. Ha, Trabzon'da katıyor yani. Yani <laughs> müttefik alıyor. Niye? Federasyon başkanı kim? Trabzonspor. Eski başkanı. Yani yanına bir de müttefik arıyorsun. Çünkü bu oyun burada böyle oynanıyor. E, Trabzon'da ama hakimden İşte bu oyun böyle oynanıyor. Diyor ki ya ben senin yanına geldim. İlerideki tartışmalarda sen de benim müttefikim olursun. Şimdi geçen sene Soru bu takım ne takımların hepsi rekor kırdı değil Soru mi? Sorun ne gerek var? Bak. Geçen sene bu iki takım rekor kırdı. Evet. Avrupa'da bir şey oldu mu? Yok. E işte Galatasaray Manchester United'ı geçmiş oldu. Bir yere kadar Kim mi yani? Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı. Bak. Fenerbahçe'nin bugün oynadığı. Ve Fenerbahçe'nin seviye atlamaya yaklaştığının ilan edildiği maçın karşı takımı geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde şey dışında bıraktığı, dörtlünün dışında bıraktığı takım. Yani onlarda da çok ciddi değişiklikler olmamış. Dolayısıyla ne oynanan oyunu abartmak gerekiyor ee, ne de rakibi abartmak gerekiyor. Burada da zorluklar var ve buranın zorlukları buraya ait. Yani buranın yağmuru buraya ait. İngiltere'ye gidince o Londra yağmurlu bir yermiş. Sen gittin mi? Ben hiç gitmedim. Ben Londra'ya bir kere yani İngiltere gittim. tarafına gittim. ben Herhalde Mast, bu Goldstream'den kaynaklanan bir durum mu? Oranın yağmuru biraz bizim Karadeniz yağmurları gibiymiş. Biz gitsek daha kolay uyum sağlarız e, bizim e, Egelilere ve Güney'de yaşayan arkadaşlarımıza göre. Yağmura daha dayanıklı olduğumuz için. Haliyle sorunlar belirliyor biraz e, e, karşılaşmaların Sorge müthiş akıllı bir adam diyor Serkan Seyit. Seyirciyi çok iyi analiz etmiş. Kaybetse de kazansa da sürekli mızmızlanıyor. Taraftar da helal olsun hakkımızı savunuyor diyor Serkan kardeşim. Yani hakkınız nedir bilmiyorum ya. Hakkınız ne? <laughs> nedir? Bir takımın hakkı ne? Yani basit goller yediniz işte. Yani öyle diye çıktı. Mesela Samsun Göztepe maçları. Topu rakibe bırakmışsın. O, buyur oyna demişsin. O da teşekkür ederim demiş. Oynamış sana gol atmış. E şimdi burada ne hakkını savunacak ki? Yani bir tane o Samuel pozisyonu. Ondan bahsediyoruz. Yani bir takımın teknik direktörünün işi yedek kulübesinin önde kalmaktır maç bir tane kadarı. Aa çok güzel. Bir takımın ilk yani stoper'e kızıyorsunuz. Niye yanlış adım atıyorsun? Çok güzel bak. Efendim libero'ya kızıyorsunuz. Yanlış yere koştun diye. Ya yani bir takımın teknik direktörünün işi maçı orada tamamlayıp maç bitince gidip karşı takımın teknik direktörünün elini sıkmaktır abi. Çok güzel bir yere geldin. Dayanamayacağım bunu söyleyeceğim. İsim vermeyeceğim ama %99 herkes anlayacak ne olduğunu. Büyük takımlarımızdan birinin genç başkanı göreve geldikten sonra efsane teknik direktörüne bir tek şey söyler. Hocam ben senin için atıyorum Taksim'de, Beyoğlu'nda yani tesis neredeyse isim vermeyeyim. Orada nasıl davranacağını, takımımıza ne taktik vereceğini, hangi oyuncuları kullanacağını söyleyecek değilim. Ben bir tek şey istiyorum senden. Rica ediyorum 40 maç, 45 maç ne olacaksak her maç kulübenin önünde kal. Bu yaşanmış bir olaydır. İsim vermeye gerek yok. 3 aşağı 5 kulübü fazla aday yok. Aynen bu cümle edilmiş abi kulübenin önünde kal. Benim senden başkan olarak tek ricam kulübenin önünde kal. Bu kadar ya. Bu kadar. Yani şimdi bu hakkı işte bize hak savunma yanlış anlaşılan bir şey. Yani penaltı hakemin vermediği bir şeyin peşine düşmek hak, takımın hakkını savunmak değil ki. Ya belki de öyle değil. Belki de öyle değil yani. Onun karar vericileri başkası. Senin işin kulübenin önünde kalmak ve maçı orada tamamlamak. Orada belki ihtiyaç var. Yani Mourinho'nun ya da Çağdaş Atan'ın kulübenin önünde olmadığı yerde sahayı e, derleyip toparlamak da zorlaşır. Üçte iki hocası atılan başka bir ülke var mıdır ya dün akşam ya da genelde? Üçte iki bak arkadaşlar. Üç hocamızın ikisi atıldı dün akşam. Üçte iki var mıdır bilmiyorum Yoktur yani. Yoktur herhalde. Yani. Fener var mıdır bilmiyorum Nasıl var mı, diyeyim, Ya Melih mi? hiç zannetmem yani tarihte de çok azdır belki bir ülke var o ülkenin takımları aynı akşam oynuyor o akşamda 3 hocanın ikisi atılmış. Bir akşam önce oynanın da cezası... Ya bu normal bulunuyor bil. ülkede ya normal yani bu takımın hakkını savunuyor diyor ya takımın hakkını taktikle savunur antrenmanla savunur. Kenarda savunur yani. Takımlarımızın her şeyi değişiyor ama büyük maç seçme alışkanlığı değişmiyor, değiştirilemiyor demiş Fatih Özkan Yüksel. Cem abi. Bir de okur musun? Takımlarımızın her şeyi değişiyor ama büyük maç seçme alışkanlığı değişmiyor, değiştirilemiyor demiş arkadaşımız. Ya maç seçme mi denir buna? O zaman yani geçen seneki ile Fenerbahçe'yi nasıl açıklayacağız? Koptu gittiler. Kopenhag'ı seçmemiş mi Galatasaray geçen sene? Yani... Yani biraz bana tutarlı gelmiyor. Çünkü anlattığım şeyden ayrılıyoruz. Yani her maçın zorluk derecesi başka oluyor. Çok düşük derecede gördüğün maç bile sana önemli zorluklar çıkarıyor. Yani çok emin değilim. Ya yani bu iradi bir şey değil. Şimdi bu anlatı arkadaşın anlatısı şu. İstese yürür bu. Yani <laughs> maç seçmesi herkesi yener. Ya öyle bir şey değil futbol. İstese yürür değil mi? Ya istese yürür şey. diyor yani. Maç seçme. Ya böyle bir şey değil ki bu. Yani senin antrenman yaptığın kadar senin önemli oyuncuların kadar onların da önemli oyuncusu var. Riera'nın takımında kimi tanıyorsundur? Bir tane buldun orada. Eyüp. Eyüp'teki <laughs> Çok çocuğu bu. Adını bile bilmiyordur. Ya ben de ailenin ülkenin çocuğu. Yani he, öyle söyleyince birden Seslak. kulağıma geldi şeyden. Spiker anlatısından Hı. yani. Ya böyle bir şey değil ki. Bizim oynadığımız kadar onlar da oynuyor, bizim yaptığımız kadar onlar da antrenman yapıyor. Üstelik onlar daha iyi antrenman yapıyor, daha doğru antrenman yapıyor. Üstelik onlar futbola daha doğru yerden yaklaşıyor, Mesela sadece Riyarayı, kazanmak değil gelişmek için çalışıyor. tutamaz mıydık? Galatasaray'dan söz etmiyorum Türkiye olarak. Ya bu ihtimalle Riyara'yı tutsaydın Tudor'un başına geleni getirirdin yani. 3 aşağı 5 görüldür 2 maçlık canı var. Şey var ya, ya stajyer antrenör. Öyle oluyor biz. %90'lık stajyer antrenör. E, bu, bence Van Bronckhorst da o muameleyi görecekti yani. Van Bronckhorst benimle 49 yaşında ya. Ay, şu maçı kazanmasaydı <laughs> <Kazanmasaydım>. büyük ihtimalle. <laughs> İlk yarı 5 var. Hatırla mı? bak geçen hafta dedim ki 9 puan yazıldı. 3 maç Konya, Lyon Galatasaray'a 9 puan işte önünde 6'yı buldu bir rahat bir nefes <laughs> almıştır bence hoca <olacak> yani <laughs> İyi hani öyle ya da böyle buldu yani 6'yı Samsun'dan selamlar Avrupa takımlarının gözden çıkardığı futbol yaşının sonuna yaklaşmış oyuncuları alarak hem daha az çalışarak onlarla nasıl rekabet edeceğini düşünüyoruz acaba Daha fazla maaş veriyoruz diye üstün performans gösterirler mi diye düşünüyoruz acaba Demiş. Evet. E... Cemaat abi Samsun'dan geldiği için bir huylandım senin birader veya yok e, ya, Yok, yok <laughs> bizde şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mi buldun ona ana başlığıyla Fenerbahçe maça devam edelim arkadaşlar. Ee, katkılarınızı bekliyoruz sevgili İkay mesaj atmış. İK'nin mesajına bakacağız. Ee, abi abi menssubnetin düştüğü duruma bak. Bizim büyük takımlardan biri düşse ne olurdu acaba resmen sıradan takım oldular? Öyle mi? Manchester United sıradan takım Öyle oldu. mi ya bilmiyorum ki ya biz çok kolay telaffuz ediyoruz bunları. Sonuçta Manchester United bu yani ya. Hala izliyor şeyler eskiler tribünde bazen Manchester United maçına bakınca kimi zaman Ferguson'u falan görüyorum oralarda. Yani öyle değildir ya. Mourinho bile maç seçiyor demiş Osman. Kıyafetine bakınca anlıyorsun demiş. O kıyafeti bir konu oldu. Peki. Bilmiyorum. Bizi mi buldun Onana? Yediği hatalı gollerle sık sık gündem olan Andre Onana Fenerbahçe karşısında tam anlamıyla devleşti. Ganalı Filebekçisi özellikle 37. dakikada El Nesli'nin peş peşe iki vuruşunda jeneritlik inanılmaz kurtarışla imza attı. Şimdi gelelim Enresti'ye. Merhaba abi. El Nesli konusunda bu stüdyonun iki kıymetli futbol adamı gerek Rıdvan abi gerek Mustafa Hoca dediler ki bu adama şans verilmeli, bu adama şans verilmeli. Soru şu, el nesliye şans verilmeli mi sence de önümüzdeki dönemde tek santral olarak? Şimdi ikisi de teknik direktörlük yapmış. Aynı soruyu benim doğru karşılamam, doğru yanıtlamam mümkün değil. Kendi ya bu bir, ya lazım. Futbolcuya şans vermenin ne demek olduğunu ben hiçbir zaman anlamadım. Senin, senin şu... Ne yapıyor yani bu şimdi antrenman yapmadan oyna mı diyorsun? Yani Icardi dedi ya ben 6 ay antrenman yapmadım. Sen oraya gelmen lazım. O mu? Fenerbahçe 2 forvetle oynamalı demen e lazım. Ama Okan Buruk, <laughs> o Okan Buruk bunu Jose Mourinho. Yani karşılaştırılabilir kariyerler değil. Yerine tercih ettiğin Edin Dzeko. Yani bak Icardi'nin karşılığı var mıydı o ne kadar? Yok. Yani şu dilde bu olsun var mıydı? Yoktu. o Şimdi yüzden Edin Dzeko var. Elinde. İkili oynayalım o yüzden. Ya GTA oyna kimle oynarsan oynayalım. oyna. ikili oyna, dörtlü oyna. Zaten golü atınca geri geliyor. Yani <laughs> o, ne yapıyor? Golü atıyor. Bir savunma pozisyonu belirliyor. Meşhur bizim buradaki moda tabir. Geçiş oyununa eviriyor oyununu. Baskıdan çıkartıyor takımın oynuyor. Diyor ki bekleyelim atalım işte. Dün gece Beşiktaş'ın e, maçın devamında. Yani 1-0'dan sonra neredeyse maçı 3-4 yapacaktı yani. yani. Doğru kullanılsa o toplar. Beşiktaş maçı 3'te 4 ile bitirecekti ve muazzam oynadığını varsayacaktık. İlk 30 dakikayı, ikinci devrenin ilk 10-15 dakikasını ihmal ederek. Kalecesi 8 tane kurtarış yapmış bir takım olarak diyecek ilk sonuçta. Ya skora bak darmadağın etti rakibi. Etti de yani. Sonun, sonuna baktığında var 2-3 tane Hangi maçta pozisyonu. olduğu gibi? Konya maçında olduğu Gibi. gibi. Şimdi o da öyle değil mi? 2 0 sonra Konya Oyuna gelmeye veriyorsun. başladınca işte Mourinho da böyle davranıyor olabilir. Şimdi esas soru şu. Ya hocam biz şimdi bu topları golü attıktan sonra topu bir rakibe verme hali oluyor. Rakibe bırakma hali oluyor. Biz seviyoruz bu rakibe topu verdi. <laughs> Fenerbahçe için bahsediyorsun? Evet, fena bak, Versene evet, maç sonu rakamlarını. Yani, ya topu rakibe veriyorsunuz ya da topu rakipten almıyorsunuz. Bu neyin nesidir dese, hani nasıl bir plandır dese, o da diyecek ki ben Semih'e anlattım, Semih biliyor. Büyük ihtimalle öyle karşılık. Maç sonu pek öyle demiyor abi ama 52 48 diyor maçın sonu. Yok, hani golden sonra top bir öbür tarafa gitti ya. Samsun maçında da, Göztepe He. maçında da, burada da bak mesela 1-1 bir, bir bir oldu Kasımpaşa'da da. Burada da 1-1 bir bir oldu. Normalde vites yükseltmesini bekliyorsun. 1-1 bir bir oldu maç. Çok güzel bir gol İkinci oldu. İkinci yarı verin belki Hangisi? O Maksime'nin e, Nesri'ye gönderdiği top orta mı yoksa Pas. kafasına? Pas. Orta sayılıyor değil mi bizde onlar? Mesela şimdi bak. Abi birinci yarıda Fenerbahçe topu vermemiş. 62-38 olmuş. Ve 1-0 geride ağırlıklı evet. burada değil mi? İkinci yarıdan olmuş. İkinci yarıya bakalım. İkinci yarıdaki istatistikte Aa, ikinci yarıda da 62-38 demek ki dengelenmiş ikinci listesinde. Evet abi. Şimdi bu nedir yani? Bunu nasıl anlayalım? Bunu nasıl okuyalım? Diye bir soru sorulsa bu sefer hoca anlatacak. Sen onun yerine analiz yapmayacaksın. Onu orada oynat, bunu burada oynat. Buna şans vermez. Ya şans ver. Ne ve Nesri'ye şans vermek ne demek? Evet. Nasıl olsa bu Ennesri buraya gelirken muazzam oyuncu muydu? Mesela kaç ay antrenman yapıp yapmadan dair bir fikrimiz oluyor mu? Olmuyor değil mi? Ama seviyeden hazır gelmiştir ya. Ama işte öyle varsayıyorsun da bu tak başka bir takıma geldi o seviyeli antrenman yapıyordu. <laughs> buraya geldi başka birileri lan. Sen şimdi Tadiç'i de beğenmiyorsun. Yani hemen hemen her maçta topla teması, topla münasebeti açısından takımının en çok puan alan oyuncusunda da 52-48 ikinci yarı 60-40 man oynamış topla. Bu maç sonu abi ikinci yarı 60-40 man almış topu. Vermişsin topu yani. İşte öyle bir yani öyle ya. Bugün yazar arkadaşlardan birinde de vardı. Maç 1-1'e bir geldikten sonra bizim beklentimiz şu. 1-1'e bir getirdik hadi ikinciyi, üçüncüyü bulmak için yüklenelim. O da diyor ki önce belki, belki diyorum. Bak şimdi o sorulması gerekiyor. O, oyunu aldık. Şimdi skoru aldık. Oyunu bir dengede tutalım bir süre. Galatasaray'da Okan Burun itiraz ettiği şey. Kendi takımına. 3-0'dan sonra oyunu elimizde tutamadık dediği şey. Hani o bir tane gol yiyince de dizlerimiz çözülüyor Belki o da rakibin dizlerinin çözüleceğini bekliyor. Ya da beklemiyor. Batılılar çünkü öyle bizim gibi düşünmüyorlar. Şimdi yani bu kadar mental meseleyi akşam, öne koymuyorlar. Akşam bizim sevgili avukat Savaş Adalet'le mesajlaştık. Savaş çok iyi bir fenabaşıydı ama futboldan da anladığını varsayarım. Fenerbahçe kadrosunda Premier Lig'de oynamış 7-8 tane oyuncu var. Bir nevi Premier Lig maçı gibi olduğunu değerlendirebiliriz. Bu futbolcuların Premier Lig maçı ciddiyetle oynamaları bugünkü beraberliğin ve iyi futbolun tespitidir diyor. Yani... Açılacak dinleyicimizin, izleyicimizin yazdığı gibi. Maç seçiyorlar. İşte maç seçiyorlarsa o zaman Fenerbahçe'ye yardım etmek için ligimizi Premier Lig seviyesi takımlarla donatmamız lazım. Hak arayışını bırakacaksınız. Premier Lig'de nasıl ki hak aranmıyorsa, teknik direktör Premier Lig'de hak aratıyorlar mı teknik e, direktör? Teknik pre direktör Premier League patent atılıyor. Hayır, teknik direktöre Premier Lig'de hak aratıyorlar mı? Bir ya Conte ile şey bir ara birbirine girmiyor Ya onlar ya? birbirleriyle kavga ediyorlar. <laughs> yani o ona itiyor kakıyor. Guardiola ile şey münakaşa ediyor. Evet. Mourinho. Arsenal Mourinho. Evet, tamam onlar ediyor da bu bir hakara işi değil ki. Karşılıklı bir münakaşa onlar. Premier onlarınki. Ligi yöneten lig yönetimi Veriyor adamın, mu onlara? Can, adamın canını alır. Evet. Diyor Topalar. mu ki ya, sen takımının hakkını savunabilirsin. Peki, Demiyor ki. Premier yani. Lig'de niye böyle bir lig yönetimi var? Niye Premier Lig yönetilebiliyor? Ya, ya yönet. Ya bilmiyorum niye para kazanmak için çok para sokuyorlar o işin evet. içine dünyanın parası var o işte dünyanın yanına yaklaşılamayacak kadar para üretilen bir yerin kuralıyla bizimki gibi oynanan oyunun kuralı bir olduğumuzda her yıl kural değiştiriyor. Burak yani. diyor ki Fenerbahçe sözel öğrencisiydi sayısalı kötüydü sayısalı düzeltmek için alanın en iyi hocasını getirdi ama şimdi sayısal geçen yıldan daha da kötü iyi olduğu sözel alanıysa geriye gitti hoca iyi öğrenci aynı ama gelişim geriye gidiyor. Enteresan bakışlar şey olmuş, var bakış arkadaşlar. Peki, Bizim ÖSS'den olmuş. Sonunda Ennesli demiş. Fotomaç gazetesi güzel başlık atmış. Tebrik ediyorum. Fotomaç gazetesinin bu dil oyununa varım. Ee, Kadıköy'de ilk kez sahneye çıktı. Klasikleşen gol sevincini yaptı. 17 Ağustos'ta Göztepe maçından bu yana suskun kalan faslı oyuncu Kadıköy'de siftah yaptı. Sarı Lajvert ikinci kez gol sevinci yaşayan Ennesri Manu'ya karşı üçüncü golünü attı diyor haberde e, sevgili Serkan Aklıma geldi. E, Serkan Reçber Aklıma geldi. Aynı şey değil ama yani destek ayağının üzerinde kullanmadığı ayağının üzerinde gol bulur elnestili türü oyuncular demişti. Yani topun illa illaki soldan yani Smanski'nin Göztepe attığı gibi gelmesi kullanmadığı sağ ayağının üzerinde yükselip gol atması. Tam yükselmedi bu karşılaşmadaki golde ama Serkan Reşber'e buradan selam olsun. Cem abi sen aylar boyu TRT'de Serkan'la beraber kendini yırttın. Ya şu şorlatın ayağına doğru top atın, doğru top atın. Solaklar buna daha önemserler. Solakların daha başka yetenekleri vardır. Ennesi de benzer yerde görüyor musun? Ya şimdi bir kere... Serkan'ın denilen hareketleri Ya sürdü. bu anlatılan en sonunda Ennesri var ya. En diyor ki, sonunda. diyor. Ha? Biz haklıyız diyor. Senat gibi. İşte Mustafa Hoca, Rıdvan Dilmen de öylemiş ya. Diyorlar ya, o, Şans şans. Biz haklıyız diyorlar. Ama senat da de ne demişti? Değiştir bu kafayı demişti değil değil mi? yani Ama o yerleri de değiştir. Oynama <laughs> biçimlerini. Ya oynatıyordu da Alexi, Dağ Alexi başka bir yere koy dedi Dağım'a. Kejmanları şuraya götür dedi. En sonunda en nesri. Ama bu da devam edemedi oyuna. Normal. Evet. Öbür maçta oynayacak ama. Hep maçı da kazanamadın ama. Olsun berabere kaldım. E şimdi sen sadece bak, sen sadece var. Gole, bak sen sadece gole. Mesela bu golü Ceko'nun atamayacağı garanti mi? Ceko daha şık atabilirdi. <laughs> Değil. yani dolayısıyla bak bunlar hep sonuçtan konuşma. <laughs> Maç 1-1 bir bir bitti. Golü de eline sıra attı mı? Şimdi onun güzeli. Ya bu oyun neyi talep ediyor? Hoca hangi oyunu istiyor? Oyuncuyu neden oyundan alıyor? O, beraberliği bulduktan sonra neden biraz daha savunma pozisyonunda tutmaya çalışıyor takımın? Sorularının, yanıtlarını ondan istesene kendimiz Sabah analiz edeceğiz. Alişan'la şey. konuştum. Sevgili Alişan kardeşimiz, şarkıcı arkadaşımız Alişan dedi ki, abi dedi o üçlüyü dedi 15 dakika önce eğer değiştirirse maç alırdık biz dedi. <laughs> ya işte ülke böyle ya. <laughs> Şarkıcısı da böyle diyorsun. Şerim ya, ülke böyle yani. Ya mesela <laughs> düşün ki ülke bir de Mourinho'dan daha futbolun içinden. Ya Futbolla şakırdı. yatan kalkan bir ülke gibi davranıyor ağırlıkların. Ne insanla. haber ne yapıyoruz falan diye zaman zaman İlçan'la konuşuruz. Sabah öyle zınk diye ben aradım bu sefer konuşmuştuk. Abi dedi üç tane dedi. Ya şimdi bak o Mustafa Denizli ile Dilmen'i ayıralım dışarıda tutalım yani hani birini çok yakından tanıdığım için çok maç izlediğini, bu işe çok kafa yorduğunu yani bildiğini. futbolcu yani tabii. Bak, ya, bu çok net yani. Onu izliyoruz, biliyoruz da. Şimdi bu diğerleri bu kadar maç izleyip o rakamlar üzerine, antrenman planları üzerine, oyuncu verimliliği üzerine, antrenman davranışları üzerine bir fikre sahip miyiz? Değiliz değil mi? Yani büyük ihtimalle buraya gelirken Manchester United'ın nasıl oynayacağını bilmiyorduk çoğumuz. Bak ne nese yani. anlatıyoruz? Bak nasıl anlatıyoruz? İlk geldikleri gol oldu. Ya adamlar tıkır tıkır gol attılar, penaltı attırdılar. Bak o takım geldi oyuncusuna Christian Eriksen'e penaltı attırdı. O şey değil ki. Yani bir şutla gol atılmadı ki. Penaltı o atılan yani. Heh, erke dün mesaj attı onu buldum, tweet attı pardon. İlk atakta gol geldi. Basit top kaybının faturası. <laughs> ya geldi de tamam topu kaybettin de şimdi de böyle anlatılıyor bizde. Biz topu kaybediyoruz o geliyor golü atıyor. Tamam da tek davranışta mı oluyor? Sen kaybettin o da vurdu gol mü oldu? Değil. Mesela hani top ne... kaybettin gitti. Anladım ama hani öyle ya şimdi geçiş oyunu teorisi şu değil mi? Top sendeyken e, savunma pozisyonundayken savunma pozisyonundasın. Hücumdayken savunma pozisyonundayım. savunma savunmadayken hücum pozisyondasın. Geçe, geçiş oyununun mantığı bu değil mi? Geçeceksin ya. He, yani geçiş oyununun mantığı bu. İki durumda da ters duruma hazırlık. Şimdi topu kaptırdın. E onlar da defalarca kaptırdı. Bak orada top kaptırma istatistiği vardı, bir sürü top kaptırdılar. Sen de yapamadın, o da birçok yaptığını kaptığını yapamadı. Şimdi o golü sadece top kaptırdın diye mi oldu? Yani Abdülkerim bardakçı topu kaptırdı, Galatasaray golü yedi diye mi anlayalım? Değil. Abdülkerim topu kaptırdığından 35-40 metre bakarız. Ya yani. değil işte, o değil en yani topu kaptırırsın. Ama takım davranışı senin o eksiğini onarandır. Yani takım kolektifi, takım dayanışması, o mesafeler, o tak, oyuncular arasındaki alanların daraltılması takımın gücünü anlatır. Sen topu kaptırdın, o da gitti gol attı. Nasıl attı o golü? Tık 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 geldi bulduğu seni penaltı attırdı. Yani basketboldaki trailer koşu derler Tabii, onu bayağı arkadan. Mesela öndeki seçenekleri de bırakıp arkadan gelen o trailer koşuyu yapan oyuncuya vererek eriksen attı gol Onu attı da gol. güzel söyledin. Ne koşur? Trailer koşar. Basketbol geçmişimiz <laughs> olduğu için bir parça bilmiyorum. Yani <laughs> e, tam öyle bir şey aklıma geldi. Öyle bir görüntü aklıma geldi Cem Bey. Ya yani Cem Bey siz de yani evet, hiç dedi evet, ya ben. <laughs> ya şimdi bak bu kaptırılan top, bu kaptırılan toptan sonra şimdi önüme aldığım şeyi kaptırıldı ya. Biz bir top kaptırdık. Nerede kaptırdık bunu? Da gittik hücum alanında sol tarafta yani e işte Onların, bizim, solun, onların solunda bizim, bizim sağımızda ceza sahası evet, 10-15 metre kala. Evet. Şimdi şöyle olmuş. Manuel Ugarte topu kapmış. 11 e, kime atmış? E, 17 numara Garnacho'ya atmış. Oradan Mazrui'ye geçmiş. Oradan Zirkizi'ye geçmiş. Oradan Cristiano. Ya şimdi bu artık top kaptırdıysa birisi. Takımın devamı ne yapıyor bu anda? Yani gol atılan yerle topun kapıldığı yer arasında var 60-70 metre. Herkes bu topun kaptırılma anını mı bekliyormuş Fenerbahçe'de? Değil. Erke basit top kaybediyor. <laughs> ya basittir mutlaka. Zaten zor olanı niye kaptırsınlar? Geçiş yemişin. İşte geçiş yedin diyorsun. Basmış oyuna gitmiş çevire çevire penaltı atar gibi sana gol atmış. Sen diyorsun ki ya bir de bir oldu. E tamam şey de öyleymiş. Esport da öyleymiş. Üçte iki atıyormuş. Yani bu garanti mi her gittiğine dışarı atacak? Dolayısıyla bizim burada bakacağımız şey bir şey eleştireceksek Fenerbahçe'de topu kaptırdığın andan sonra takımın geri kalanı temas etme konusunda neden rakibe uzakmış? Neden etkisiz alandayken bir faulle du işi durdurmamışlar? Takım hakkını savunacak oyuncular nerede? Bir faul takımın hakkını savunmakmış orada gol yedi yedirmeme konusunda. Şimdi bütün bunlardan uzaklaşıyoruz. Sonuçtan El Nesri gol attı. Ben söylemiştim bak oynarsa atar demiştim. Oynadı attı. Ben de hakikaten bir Fenerbahçe maçında böyle bir şey söylemiştim. İlk televizyon yayınlarına çıktığımda. Fenerbahçe kaç ata, iki gol atar ama kaç yer bilemem, bilemiyorum demiştim. Bilemem demiştim. 5-2 mi 6-2 mi ne yenildi Fenerbahçe? Ta yani, yıllar yıllar evvel yani. Alex, yani. bilmiyorum. bana hiç öyle şeyler söylemiyor. 6-2 fena maçı Manchester değil mi? 6-2 mi? 7 2 mi? 5 2 mi? Öyle bitti. Ama iki tane attı yani. Çünkü gol atıyordu o ara. Ama kendini de savunamıyordu. Şimdi en nesri gol atar. Peki bu golü onun atamayacağının bir garantisi var mı? Yok. O zaman ikili oynasın. Ya ikili oynarsa da o golden dört tane yer. E o simyan oynuyor, Icardi oynuyor. İşte o Galatasaray ya. İstese oynar. Işte, e işte, o Galatasaray. Dedi ki bak en garantili gördüğüm yer Nelson'un olduğu pozisyon bizde dedi Okan Buruk. İstese yürü diyor ya. Evet. O zaman. Peki Fenerbahçe'yi bitirdik arkadaşlar. Dediğimiz gibi Fenerbahçe'yi ikimiz de izlemedik. Görevlerimiz gereği Beşiktaş. Yok yok ben izledim de yani az benim izledik, yanımda anlamadım. İbrahim Yavuz izliyordu. Yani, az izledik. O, Birlikte düzeltelim. izledik. Tabii, İbrahim az izledik. Yani bir televizyonda o vardı. Önümüzdeki diğer ekranda Beşiktaş vardı Eyvallah. <laughs> Alişan fikrini söyleyebilir. Takım detone oluyor. Alişan haklı. Cem abi'nin dediği gibi futbolun bütün dalların futbol bütün dallardan faydalanır diyor. Kesinlikle. Bence biraz diğer e, disiplinlerden yani handboldan, basketboldan az faydalanıyor bizim oyun. Biraz daha faydalansa daha e, çok e, şey Peki daha, Emre bir şey söylemedim mi? Yarar ben. sağlar ya. Yani. Emre bir şey söyle Evet 2004 6 2, değil mi? Cem abi 2004 yılı olabilir mi yani bunlar? Hiç hatırlamıyorum. 6, yani işte Alex attı herhalde. birini Alex attı da diğerini hatırlamıyorum. Mı? O bir olabilir Birini Tuncay olabilir. Alex ben de sattı hiç, mi? Yok ya yani ne yıl ne ben sadece söylediğimi hatırlıyorum. Böyle bir şey söyledim. Keşke o maç söylemez bir de olur. o maç değil mi? O maç bir de Wayne Rooney'nin... Kaç kaç bitmiş? 6-2. Ya öyledir işte. Wayne öyle Rooney'nin kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı 16 yaştaki Wayne Rooney'nin. O maç. O maç abi. Oo. Oh, Hattrick yaptı 3 gol attı. Siz muayyer kurdunuzsa mayısına e geçtiniz. <laughs> o beni açtı. Abi yani. kederden mi neden bilmem. <laughs> evet. Sararmış Şengülus sağım değil mi? Peki şimdi Beşiktaş'a gelelim. Muhteşem bir galibiyet ama sonuç olarak oyun olarak Beşiktaş'ın kazandığını söylemek güç o nedenle bir dönelim karşılaşmayla ilgili Kartal Avrupa'da hayata döndü demiş Hürriyet gazetesi. Ee, tabii maçlar geç bitince başlık konusunda da bazen çok iyi performanslar olmak, sergilenemiyor çok. çok hızlı olmak lazım o nedenle mesela ben Adil abiye sorsam Mehmet abiye sorsam bu başlığı onlar da şu anda aynen benim gibi çok beğenmemişlerdir hızlı. muhtemelen çok hızlı oluyor, ee, Beşiktaş Fransa deplasmanında ilk yarıda adeta şut bombardıma tutuldu. Ancak 17 şutla rekor kıran Lyon'a Ersin geçit vermedi. İkinci yarıda müthiş bir direnç gösteren temsilcimiz de 71. dakikada Gerson Fernandez Avrupa Ligi'nde takımına ilk zaferi getiren isim oldu. Kartal puan 3'e çıkarttı. İki maçını kazanan Lyon'un serisini evinde bozdu. Broncos Lyon daha fazlasını hak etti ama sonuç bizim lehimize oldu diyor. Ve Ersin Kale'de destan yazdı. Maçın olayı Vardan iki kritik müdahale kader anı Udo Kai'den son hamle. Evet Cem abi şimdi dördül düzden dolu dizgin buyurun efendim. Ali İbrahim Kurt o müzik aleti konusunda yanlış düşünüyorsun. Kondisyona ihtiyacım var. Hangisi abi? Ali İbrahim Kurt diyor müzik aleti çalman görsem... için böyle bir kondisyona ihtiyacın yok. Ne alakası var diyorsun kondisyona ihtiyacım var. Her şeyin kondisyonu farklıdır. Tarımın kondisyonu farklıdır. Müzisyenin kondisyonu farklıdır. Eğer siz e, Mehmet Akatay'ın çalıştığı süreler kadar bir şey çalışın. Ritim çalışmaya çalışın. Kaon çalışın. Darbuka çalışın. Bakın ne hale geliyorsunuz. Kondisyon olmadan olmaz. Onun antrenmanı başka. Baki duyarıların antrenmanı başka. El Nesir'in antrenmanı başka. Hani kondisyonu koşma olarak anladığınız için. Yani. E, Konuya yer e, doğru de yerden farklıdır Değil mi? Ut, kanun, keman. Abi, tabii. Hatta darbuka, evet. bateri. Oralar. Yani ben bir bura İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda bu şeyde Zekai ve abinin bir kıraathanesi vardı Büyük Parmak Kapı Sokak'ta. Müzisyenler Kıraathanesi diye bilinirdi de ilk Müslüm Gürses'te de hatta üniversiteye gelmeden önce geldiğim bir dönemde orada karşılaşmıştım. Orada bir çocuktan bahsederlerdi. Bağlama çalıyor. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Biraz bizden büyüktü. Fikret diye bir çocuk. Ve otel odasında gelmiş Adana Adana'dan işte güneyden kalkmış gelmişti. Şurası yaraydı. Göğüste çalışmaktan, o zamanlar elektro bağlama çok. şurası yaraydı yani. Şeyden bağlamanın teknesinde tutmaktan yani, o kondisyon olmadan olmaz yani. Her alanın kondisyonu, fırıncının kondisyonu, efendim madencinin kondisyonu olmaz yani. Sizin bizim yapamayacağımız işler var bu dünyada. Her iş kondisyon gerektirir. O nedenle müzik konusunda en azından bana bir şey söylerken biraz daha ne diyelim biraz daha frenli gitsen iyi olurdu Ali İbrahim şimdi gelelim nereye Aa, Soner abiye Soner Olgun'un selamı var geçen gün e, o görüştüm. daha görüştüm Soner abi şimdi. daha iyi bilir ama onun da e, hakikaten bir gün hem programa konuk etmek yani televizyona konuk etmek evet. hem de ortak bir söyleşi yapmak çok isterim Soner abinin de hem ses hem dediğin sözünü ettiğin bağlama çok çok çok, yani, çok zor abi, o, kondisyon olmadan hiçbir iş olmaz Zafer Mesut Zorlu arkadaşımız der ki, 3 Kasım'daki İstanbul Maratonu için antrenman yapıyor musunuz? Yapamıyorum. Çünkü sol e, topukta sorun var. Bu yılı atlatıp bir dahaki sene e, o maratona hazırlanmak istiyorum. Ama o bir dahaki sezona, bu sezonu bir dinlendireyim. E, en azından bizim yani Doktor Cem'in emergençin önerisini uyalım dedi ki biraz Do dinlen musun, bazı he? konular Uzarlama var kendini. bazı konular var doktor cem tavsiye vermez talimat verir evet, evet, o biz o nasıl yaşamamızı gerektiğini istiyorsa kendini, dursun o, o şekilde yani. yaşasın hatta arada bir bak biliyorsun Tabii, kontrol bana, var şey var, var mı yoksa gel oraya bir şey yapalım falan. zamansız böyle. kontrol evet. edebiliyor falan evet abi beşiktaş dün akşam 1-0 kazandı Oyunu az önce Hürriyet'te olduğu gibi ilk yarı 17 şut 31 rakip ceza sahası falan söz sende abi buyur. Evet şimdi bu maç aslında biraz da e, benim e, sevdiğim tarzda ilerledi. E, rakip açısından çok şut attı, çok orta yaptı, iyi de yaptı bütün bunları yapmakla. Kaç tane şut atmış? Var mı şeyleri? Şu istatistiği bir alalım mı? Hemen mı? verelim abi. Böyle 50'nin üzerinde sonu... orta şey şut toplamı gibi Abi ya, maçın abi. sonu rakip ceza sahası toplu buluşma 68, şut sen bayılıyorsun 30. Tabii evet, bak 30'a 9. Orta ne kadar? Orta da güzel 22. Yani vallahi dünya kadar nafile iş yapmışlar. E bir bu şimdi bu şut dediğimiz şey biraz kaleci performansını da doğrudan etkileyen bir şey. Yani Ersin de çoğu üstüne geldi. Hani böyle... Şiddeti güçlü değildi. Şiddeti güçlüyse de üzerine geldi çoğu da topun. Yani o da işte defansif yerleşimi gösteriyor. ya Sahaya yerleşiyorsun bir delik var o delikten vuruyor. O da kaleci de doğru yerde duruyor. Çoğunlukla doğru yerde durduğu için kucağında sönen... Belki ilk devrenin sonundaki lakazet hücumunu bundan ayıralım. O hücum olarak çok eksik yakalandığı bir andı şeyin Beşiktaş'ın. Bir tane daha vardı herhalde 4'e 2 gibi. Ama eee 30'lardan sonra onların baskısı Lyon baskısı söndüğünden sonraki Beşiktaş reaksiyonu 35 45 ama ve dahası da 60'dan sonraki Beşiktaş reaksiyonu tam da biraz Jose Mourinho modeli bir oyundu doğrusunu istersen. Bekledi, alanı korudu. Udoka'nın özel performansıyla biraz yanındaki stoperi de koruyordu aynı zamanda maçın içinde. Çoğu pozisyonda bir stoper o kadar önde olmaz. Yani diğer stoperin de bir şeyler yapması Emiri gerekiyor. Emir'i de koruyordu diyorsun yani. yani tabii yani. <laughs> Bütün alanı korudu. Ve her maç bu böyle olmaz yani. Bu maçta böyle oldu. Yani bu maçta mesela birkaç maçtır Rafa Silva'ya dikkat edin. Birçok pası geç çıkartıyor topu ayağından. Birçok pası bir tane muçi pozisyonu vardı. İkisi gidiyorlardı. Yani artık evde at çıkar çıkart diye çünkü her attığın adımda açı daralıyor. Her attığın adımda bir iki dokundu üçüncü de atınca Muçin'in açısı daralmıştı. Sol ayağına da gelmişti zaten. Belki ters de olsa daha kolay pozisyon olacaktı. Bunun gibi ayrıntıların çok belirlediği bir karşılaşma oldu. Ayrıntılar çok belirledi. Ama oyun planı olarak maçı eline aldıktan sonraki planı biraz doğrusunu istersen şeye benzettim. Fenerbahçe oyununa benzettim. Hani bir geldikten sonra Fenerbahçe de şöyle bir savunma alanını önde ve keskinleştirdi ve pozisyon çıkarmaya uğraştı ama olmadı. Mesela Beşiktaş bu maçı 3-0'la 4-0'la kazanabilirdi. 3-0'la 4-0'la kaybedebilirdi. Abi Gürhan yazdı şimdi. Galatasaray Süper Kupa maçına çok benzedi. Çünkü gol olsa Beşiktaş'ta oyunun anlayışan Çünkü Galatasaray'da maça iyi başlamış. 20-25 dakika bir şey oynamıştı beşiktaş karşısında. sonra çözüldü. Yani orada da o Buruk değişikliklerle oyunu tamamen Beşiktaş'ın geçiş oyunu uygun bir hale getirmiş diyor. Şimdi Aynen öyle. Yürhan döna söyledi. Şeye, çağdaş atana. Golü yedi kırılgan olduk ve her golde daha her çok gol'de... kırıldık diyor ya. Mesela bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bu 2 0 3 0la içeriye gitmekte hani... Ya o içerisinde önde sen içeri gidiyorsun soyunma odasında herkes soruş. tedirgin bir belli ki yani. Bu anlatının anlattığı bu. Yani bu kırılganlığı anlatıyor. Yani mental zayıflığı, mental güçsüzlüğü anlatan bir şey. Şimdi Beşiktaş orada direndi o ilk 20-25 dakikada. Sonra rakip tempoyu düşürünce bir oyuna adapte oldu. 35-45 bir adapte oldu. Biraz denedi, birkaç iş denedi ve hani bir gol atardı ama gol yer miydi? Yerdi de. Yani çünkü savunma çok kudretli görünmüyordu. Bak devamında golden sonra Ciro Immobile, Rafa Silva hamlesi işi var. Muci'nin işi var. Devamı var yani. Haliyle biraz hani erisinin doğrusuna denk geldiği bir maç oldu Beşiktaş için. Ancak faydası şu oldu. Konya maçından sonraki onun da yine ilk devresi, ikinci devrenin başıyla bir 15-20 dakikası böyle bir kopuş kayboluş var. Üzerinde nelerin üzerine, ne, nasıl çalışacağına dair bu iki maç Konya ve Lyon maçı baya bir malzeme vermiştir Giovanni Aa, ve Beşiktaş dün akşam yani normal 3-0 ki 3-0 4-0 kaybetmesi son derece normaldi. Mağlubiyet aldığı takdirde hocanın yiyeceği bir normal dayak Çeren dur kim kardeşim? Burası çoluk çocuk yeri mi? Endur'la niye başlıyorsun? Orada Musrati oturuyor. Kim diyor bunları? denirdi. Türklerin e, alışkanlığı ya bu. E Semih Kılıçsoy da o Çoluk çocuk grubundan. Semih Kılıçsoy niye oynamadı? E oynadı. O niye oynadı mı diyor? Hayır. 3-0 4-0 Beşiktaş kaybetti. Çeren dur niye orada oynuyor? Ha ha sen sonuçtan, sonuçtan söylüyorsun. Ha. Ya burası böyle yani. Semih sonuç, niye başlamıyorsun? Herkesi sonuç konuşturuyor. Yani Senin... herkesi konuşturan sonuç. Şimdi Ajax maçına baktılar. O, arkasındaki Frankfurt maçına baktılar. İyi oynadı dediler değil mi? Ajax maçına göre daha iyiydi ya Beşiktaş. Öyle göründü. Üç bir kendisi anlaması kaybetmişsin daha iyiydik diyor yani niye reaksiyon göstermeye baktı dediler ki ya yani bak burada e, bir tepkisi var takımın şimdi o tepki Konya ile başka bir yere evrildi bu maçta da başka bir yere evrildi ama ne kadar sürede İşte son 20'de ilk, ilk devrenin son 10 dakikasında filan şimdi bütün bunları sürece yaymak Okan Buruk'un sözünü ettiği kontrol oyununu oynayabilmek. Yani skora ile geçirdiğinde kontrol oyununa e, takımı döndürebilmek. Skor almak için tempo oyunu yapabilmek. Bazı özel oyuncuların hala problemli davranışlarından onları vazgeçirecek bir anlatıya sahip olmak. Kim onlar? İşte Rafa Silva ya. Kaçıncı maçı yani bu? Yani tamam şimdi gol atıyor. Herkes değil üstünde tutuyor ama ülke zaten şöhret hastası yani. Ya at önünde birçok bak kaç tane maçına bak. Hep bir adım gecikerek, hep bir adım sonrasında yapıldığında arkadaşlarını da pozisyon dışına iten. Muçi'nin birçok pozisyonu böyle gitti. Şimdi bu bu sefer Rafa Silva'ya değil gol atıcı olarak Muçi'ye negatif yazan bir şey. Şimdi niye hoca bu kadar Muçi Muçi diye oynatıyor? Yok mu yani muadili? Bu kadar bu golleri kaçıracak kimse yok mu takım takımda? Var. İşte bu o golleri kaçıracak. Bak bir pozisyon vardı İbrahim'le izlerken bence Semih soyu ve Beşiktaş'ı anlamak için, Türkiye'deki oyuncu yetiştirme ve geliştirmeyi anlamak için o pozisyona bir baksınlar. Semih bir cezayenin içine doğru daldı ve top orada kayboldu, çıktı ayağından. Kayboldu yani, oradan çıkamadı pozisyonun. Bir baktım Ciro Immobile'nin sırtındaydı, şurasında duruyor. Yani şimdi bütün bunlar altyapılarda oyuncuların gelişirken, yetişirken pozisyonu kaybettiğinde nerelere gitmesi, nasıl davranması, olayı nasıl terk etmesi, nasıl pas bağlantılarının içinde olması gerektiğinin öğretilmediğini gösteren bu semihluso problemi değil. Bu daha çok okul problemi, eğitmen problemi. Zaten bu kadar az oyuncusunun olması, az önce arkadaşım dedi diye bu kadar yaşlı önce niye bu kadar para veriyoruz? Çünkü biliyor onlar. Yani Tadiç oyunu biliyor. Senin istediğin oyunu oynuyor mu? Oynayamıyor belki ama oyunu biliyor. Yani Jose Mourinho'nun da talep ettiği, Van da talep ettikleri bu. Oyunu bilenlerle oyunu daha uzun dakikalarda oynayabiliyorsun. 10 senesi Amerika'daki milli takım kampı Hiding'in yanına Oğuz Hoca'yı çağırıp şu soldaki kara kuru çocuğa söyle de pozisyon almayı öğrensin dediğinde aynı yerdeyiz. 15 sene önceden Hiding, İsmail Köy başına o sene 8 milyon dolara Beşiktaş'a gelmiş İsmail Köybaşı'na pozisyon almasını öğret Oğuz Şun'a. İşte, ülkenin sorunu bu. Bak, ülkenin giden. sorunu bu. Ülkenin sorunu şu ya birine tapınıyor futbolda. Tapınıyor çünkü her işi ona çözdürmeye çalışıyor. Bakın Semih. Ben, ya, her işi ona çözdürmeye çalışıyor. Oysa ki yani Mourinho gibi, Van Bronckhorst gibi bak getirmişsin total futbol oyuncusunu. Bak hocasını, total futbolun oyuncusu, total futbolun hocası. Diyorsun ki ben onun ayağına bakar bir oyun istiyorum. Ya olmaz öyle şey. O da golü mümkün mertebe bölüştürmeye çalışıyor. Cem abi bu kırılganlığı nasıl aşacağız peki? Dün çiz, çalışarak. Dün şansa kazandık gibi. O kadar değil çok canım. hemşeri olması iyi mi? Eskiden Korazma ve çetesi vardı. Şimdi işte Rafa Silva ve Hoa Mario. Eskiden Almeyde, Simao Fernandez vardı. Ee, şimdi bana Rafa ile Juan Mario çok pas alışverişi yapıyor gibi geliyor. Diğerlerini görmüyorlar yok, gibi yok. geliyor. Ya öyle değil. Yalçın ya, Bey yani. bir mesaj atmış. Yalçın Bey diyor ki, Semih'in neden tercih edilmediğini dün izleyenler biraz anlamıştır. 66'da oyuna girdi. Beşiktaş'ın golden sonra bulduğu tüm ani hücumlarda rakip sahaya koşullarda 34 yaşındaki Immobile Semih'in önündeydi. Hele bir atak var ki orta sahada Rahvan gitmese Semih ceza sahası koşusu yaparsa gol atacak ama hiç oralı olmadı. Kondisyon eksikliği mi mental eksikliği mi bilemiyorum ama galiba Gio haklı. Semih'in gelişimi yeterli yani değil. biraz oyun bilgisinin geciktirildiği yani becerebileceklerine göre yani Semih'in becerebileceklerine göre oyunu biliyor biliyor oluşunda eksiklikler var. Bu da ne diyor e, Van Bronckhorst'un ne de e, Semih'in sorunu. Daha çok okulların sorunu ama bir türlü buraya yaklaştıramıyoruz. Beşiktaş'ın kimseye. kanat oyuncuları skorer değil. Raşissa hariç gerçek kanat oyuncusu yok. Hızlı bir tane sol kanat alınırsa daha iyi olur. Maximen yani gibi bir oyuncuya Nereden bir ihtiyacı var. Ya yani niye böylesiniz? Maksimene ya. Fenerbahçe yeteri kadar verim alabiliyor yani mu? Ya niye Sonunda. böylesiniz? İlla niye şey sürekli bir şey alıyorsunuz? Olmayan paranızın nasıl harcayabiliyorsunuz? Nerede bu adam? Kimdir bu kanat olan çocuk? Nerede? Hangi takımdan kimi alacağız biz? Ya buraya her gelen oynuyor mu? Dün gördünüz işte. Weghorst'u gördük yani. Bir tane penaltı attı. Öyle bir bakıyordum ben uzun özetlere. Sabah erken kalkmıştım. Bir tanesinde önünden gelip golü attılar. Normalde onun atması gereken golü. Yani büyük oyuncu diye getiriyorsunuz, hızlı oyuncu diye getiriyorsunuz. Bunların hepsi varsayımlar. Vardır bir yerlerde ama biz bilmiyoruz. Çok iyisi zaten bize gelmiyor. Yani bakın 600 pound'a oturuyormuş şeyde otelin ot, e, Manchester'daki evet. o otelinde. Burada en az e, en azı bin pound olan bir suite'de kalıyorlar. Bir de her akşam aynı yemeği yiyormuş. Yani. <laughs> Peki. Ve biz de bunları İngiliz basınından öğreniyoruz. Burada öğrenemiyoruz yani. Bunlar doğruysa da yanlışsa da. Bir de böyle bir şeyimiz var. Orada olan her şeyi doğru zannediyoruz. Orada yazılan her şeyi. Peki. Arkadaşlar şimdi e, eşitlik yani yapabildiğimiz kadar adil olma adına e, Nuri Şahin'in Maçkolik'te sevgili e, Engin'e vermiş olduğu röportajda Nuri Şahin'in Sergen Hoca'nın sözlerine ilişkin yanıtını yaklaşık 3-3,5 dakika vermiştik. Şimdi aynı şekilde Sergen Hoca da o kadar da bırakmış. 3-3,5 dakika Candaş Tolga Işık'ın e, kafa sporsunda Sergen Hoca'nın e, açıklamaları var buna yanıt olarak. E, onu da verelim. Üzerinde konuşulması gereken bir konu bu. Türk futbolundaki kıymetli kahramanının e, keşke olmasa dediğimiz bir polemiği bilmiyorum. Bu Nuri Şahin bundan sonra sürdürtmek ister bu bunu ama buyurun bakalım Sergen Hoca Kafa Spor'sa e, Candaş'ın kanalında neler söylemiş. Ben Nuri Şahin'le ilgili hiçbir kötü cümle söylemedim. Çok iyi yerlere de gelebilir. Efendi düzgün bir çocuğa benziyor. işte. Harvard'da eğitim almış. Ne eğitim aldıysa Harvard'da artık futbolla ilgili onu da bilemedim. Nuri Şahin'le ilgili şunu söyledim ben. Dedim ki hiçbir başarı elde etmeden Teknik direktörlükte hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin. Bak hiçbir başarı elde etmeden, cümlemi iyi dinle bir yere gelemezsin. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Hani bu demek ki Nuri'ye değer vermişler, görmüşler onda bir gelecek um, umudu sezmiş adamlar. Ki öyle düşünüyorum ben. Ona bir takımı emanet etmişler. Ama Nuri'nin tutup da şimdi böyle cevaplar vermesi işte. Ee, çok saçma. Şimdi ben ona buradan şunu söylerim sen böyle söylersen. Nuri kardeşim, bende apoletler var, apoletler. Sende ne var? Ne var sende? Ne başarım var? Nerede bir başarım var derim. Böyle kalırsın hocam. Ağzını açamazsın. Ağzını sokarım lafı. Ne başarım var? Kupam var mı? Bir şeyim var mı? Var mı hocam? Ne var? Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın falan. Orada bir açıklama var. Bana şimdi bak Dortmund'u araştırtma. Son iki deplasman 7 gol yedi Dortmund Almanya'da bilgin olsun diye veriyorum bunu da. Hocam devamda diyor ki benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela deplasmanda niye 3 maç kazanamadın? Bunu konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde işte. rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça? Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun. Bunları konuşalım. Farioli hakkında da bu arada konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya da hocam, çok değinmemekle beraber Hocam sen şimdi Faryoli hakkında sen zaten konuşmaya cesaret edemezsin. Senin çünkü öyle bir antrenörlüğün yok. Yani sen bir antrenörü eleştiremezsin. Çünkü sen henüz antrenörlük seviyesinde o, o pozisyona çıkmadın. Aramızdaki fark o. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Yani aynı seviyede değiliz hocam Faryoli ile falan. Bunların antrenörlükte hiçbir başarıları yok. Yani bunlarla aynı seviyede değiliz bir defa. Önce bir başarılı olsunlar, önce bir kupalar alsınlar, önce bir şey yapsınlar. Ondan sonra tekrar gelsinler masada konuşalım karşılıklı böyle. Bir başarılı olur, Peki olursa Peki mesela eğer, bunu reyting için yaptığını söylüyor. Ona ne diyorsun? Ya Nuri Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına? Nuri'yi Nuri, Nuri konuşup da kimden reyting alacağız yani? Ayrıca çocuk için çok kötü şeyler de söylemedim, iyi şeyler de söyledim. Efendi düzgün, belki çok başarılı olacak işinde. Ama sen tutup şimdi bana böyle cevap verirsen Hocam ben seni bitiririm. Sen sus, işini yap git orada. Antrenörlüğünü yap. Türk olarak seninle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi bir yerlere gelmeye bak. Şu anda senin antrenörlük seviyen de konuşacak pozisyonda değil. Kusura bakmasın. Değil yani hiç değil. Bir defa sen kupa mupa almadan, bir apolet takmadan de antrenörlükle ilgili çok fazla konuşamazsın hocam. Sen susacaksın işine bakacaksın. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bakacaksın. Bak sana orada ne güzel değer vermişler. Seni önemli birisi olarak almışlar oraya getirmişler. Sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler. Sen biraz evvel o işleri yapmaya bak. O sosyal medyacıların falan Twitter'dan sosyal medyadan sosyal medyacıları var ya bunun çalışan elemanları. Bırakın hocam o işleri. Yapma abi bu işleri. Gerek yok yani bu işlere. İnşallah başarılı olsun hocam. E, e, aynen onu söylüyorum. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun. Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorsa artık o da tartışılır. Türkiye'yi temsil etmiş olursun bir Türk olarak. Biz de seninle gurur duyarız. Başarılı olursun. Yok reyting almak için mi işte bilmem neymiş de. Bırakacaksın hocam o işleri. Harvard'a gideceksin. Üç ay dümenden eğitim alacaksın. Onu pompalayacaksın. Sosyal medyadan falan. O işleri geçeceksin sen yani. Onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yapacaksın. Buralarda olmaz o iş. Çok ağır tabii özellikle Harvard'da dümenden demek işte sosyal medyacıları var, elemanları var demek. Gerçi bu sosyal medyacıları var, elemanları var e, konusu benim de geçmişte kulağıma çalınanlardan. Ben yani hoca elemanları tutabilir, eş onun lehine gündem oluşturabilir ama bu Harvard işte adına sokarım lafı Harvard dümenden falan abi onlar çok şık gelmedi bana ya. Yani. Ee, belki sonu doğruydu. Eben, hemen hemen yeri yanlıştı da. Burası Türkiye. Yemezler. da yemezler doğru <laughs> yani. Orada Almanya'da yerler de diyor. Türkiye'de yemezler diyor. Doğru yani. Mesela bunların o kadar çok alıcısı var ki ülkede. O kadar çok alıcısı var. Yani biz şimdi Sergen hocalardan Hoca öğrendiklerimizle bak. bak. Biz buradaki bizim ülkeye gelmiş hocalardan öğrendiklerimizle teknik direktör olan çok e, eski futbolcu var değil mi? Teknik direktör oldu o da bayağı bir oynadı yani hani az buz bir takımlarda oynamadı Liverpool, Real Madrid, Dortmund falan hani <laughs> bayağı bir şey biliyordur. Acaba merak edip gidip işte futbol işletmesi üzerine Harvard'da bir işte bildiğim kadarıyla bir enstitüde bir 6 aylık bir programa gitti. Dümenden diyor. E, Drav'dan da olabilirdi. o. Dravdan. Drav'dan da vardır. Argos'u var onun yani. Ya şimdi bunlar o kadar kolay şeyler ki yani öğrenmeyi gayreti. Mesela Edin Terz için neyi varmış? O da şeyin yardımcısıydı ya. Tamam da yardımcıydı. yani Nedir yani? Bir şey mi var? Skor mu var burada? Edin Terz için almış Dortmund. Şimdi biz burada Edin Terz işte Nuri'ye bakacağımızda Dortmund'a baksak, oradaki okula, ekole, anlayışa baksak daha doğru bir yere bakmış Aa, yani olur yok musun? ki Nuri'nin. Aynı zamanda polemi başlatan da şey değil ki Nuri Şahin değil ki. Ama apoleti yok. Apoleti olmadığı için konuşmaması e, anladım lazım. da problem. Yani niye cevap veriyorsun? Kim Bana niye cevap veriyorsun? Apoletin yok. E yoksa o da Dortmund'un hocası ya. Apoletin... O derse ki Kupam yok. E tamam, mı? O da derse ki ya ben şu anda Dortmund'un hocasıyım. Oğlum. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Oğlum, Siz de dur... Şampiyonlar Ligi'nde oynadınız. Sıfır puanla geldiniz dese ne diyeceğiz? O, o, ben Sergen'im bir. Beşiktaş şampiyon yaptım. iki. Alt liglerde çalıştım. Bu işin Manheim'de tanıyan çektim. yok dese o dese ki ya Manheim'de tanıyan yok. Southampton'da tanıyan yok. Sevilla'da tanıyan yok. Ne diyeceksin? Ben Sergen Yalçın. Yani bunlar işte Kupa buralın, aldım Beşiktaş'ta buraların eğlenceli magazini bunlar. Bunlar magazin konular, bunlar bilgiye dair şeyler değil. Bir de bunlar bilgiyi çok dışlayan bir şey. Yani hem Nuri'nin öğrenme gayretini dışlıyor, öğrenme çabasını dışlıyor Farioli'nin de dolayısıyla. Hem de oradaki kulübü dışlıyor, sen oradaki Fariol, anlayışı. Sen Farioli'yi bile de Nuri'ye. Tamam ya. Ya ben eleştiriyorum geri geldiğinde de sen eleştiriyorsun geri geldiğinde de. Yani biri üzerinde konuşmak için futbol üzerinde teknik direktör ya da futbolcu mu olmak gerekiyor ya? Böyle bir şey mi bu? E onlar maçı antrenmanı yaparken hepimiz maç izleyip kitap okuyorduk ya. O kadar dergi röportaj okudum ben. Dünya kadar futbol insanının röportajını, kitabını okudum. Hiçbir kıymeti yok bunların yani. Anlamsız mı bütün bizim bu gayretimiz? Hava atmak için mi yapıyoruz bunları yani? Ya ben çok okudum. Evde o kadar kitap Bunun için mi yapıyoruz? Öğrenmek için yapıyoruz. O da öğrenmek için oraya gidiyor. Futbolun bir şeyini öğrenmeye gidiyor. Nereye gidiyorsa. Harvard'a gidiliyor ya Apolet, bu arada. Apoletal konuş. Önce şampiyon ol konuş. E İgri Hamza Hamzaoğlu. Ertuğrul sağla Konuşabilir. Bunlar konuşabilir sergin, mi? Sergen Hoca'ya karşı konuşabilirler <gülüyor> demek ki. <laughs> ya olacak işte. Ya hakikaten böyle, bu arada bir konuşurken diyoruz ya ya Kuzey'de yaşasak da falan. Hakikaten eğlenceli ülke. E, i̇şin kötüsü bunların alıcısı çok yüksek. Şimdi bu alıcı bu kadar yüksek olunca Almanya ile farkımızı anlatan şey bu. Burada yemezler Almanya'da yerler. Yani dolma mı yutturuyor canım Nuri Şahin insanlara? Hadi yutuyor da bunu bu dolmayı yutan da Dortmund'un yöneticileri mi? Vatskeler mi yani? Haddini bilsin cevap vermesin Sergen'e. Ya bir şey sormamış sorulana cevap verilmesin mi? Haddini bilsin lafını sormak. Bak, şey, Sergen şey alsın büyük ihtimalle teknik direktör olsaydı böyle bir polemik olmayacaktı yani. Teknik direktör olsaydı böyle bir polemik olmayacak. Şimdi Nuri'nin bir reytingi yok ama Dortmund'un var en azından. Üzerine konuştuğumuz şey teknik direktör Borussia Dortmund teknik direktörü. Nasıl bir takım bu? Jürgen Klopp'un takımı. Şampiyon değil. E ama Jürgen Klopp orada oldu ya. Şampiyon değil. Yani şey, ama Jürgen Klopp. Real, bak, real Jürgen. değil. Ya bazen. Varsan ba, tamam. o değil. Şimdi anlayamadığımız şey şu. Biz bu anlatı şöyle. Teknik direktör diyor takımı şampiyon yapar diyor. Değil mi bu anlatının ana fikri o. Apolet. İşte apolet diyor. E onu taksana şeyde Alanya'da, Antalya'da, Malatya'da, Sivas'ta. Şey kolay. Ya gelsin de bizim Sivas'ı yönetsin Pep Guardiola bakalım demek kolay. Belki Apolit sana takım takıyordur. Kümede bıraktım. Rize, Eskişehir, Sivas, da, Antep. Anladın da Apolet değil ki. Onlar Apolit değil. Apolit burada sadece şampiyonluk gelsin, olarak. Gelsin Antep'te yani. çalışsın bakayım. Bak, ya bunların bakayım. hepsi bak. Bunların hepsi mantıksal tutarsızlık diye bir şey vardır. <laughs> Özellikle futbol söz konusu olduğunda en kolay satın alınan da bu mantıksal tutarsızlık. Bak ülkede en çok eleştirdiğim bir şey sonuçtan konuya yaklaşmak. Sen biliyor musun ben Beşiktaş'ta şampiyon yaparken kalede Ersin vardı. Sol bek Rıdvan vardı. Sağ bekteki Nerede oldun ya şampiyon? Beşiktaş'ta şampiyon olurken ha, biliyor musun kalede Ersin vardı. Ben kaleci istemedim. Ha, yani Yönetim tamam. bana kaleci aldığına rağmen Beşiktaş Türkiye. istemedim. Sol tarafta 19 yaşında Rıdvanla şampiyon Türkiye. oldum. Ön tarafta Emre Karadağ vardı. Bu mu yani Neydi ülkenin o? en yani Avrupa'nın en yaşlı ligi, Avrupa'nın en batık ligi. Bu mu Ben Sergen'in aparatım var kardeşim. E, tamam o zaman Senin bu kadar. Senin şampiyonluğu yok konuşamazsın. Tamam izlersiniz. Konuşur niye konuşamazsın? Şampiyonluğu yok, aparatın yok. Yani konuşuyor işte o da sormuş Engin Kale. <laughs> Konuştum. 40 dakikalık röportaj içinde dünya kadar şey var anlattı. 3 <laughs> dakika ya. Yani biz orada 3 dakikanın ha, üzerinde... Muhtemelen Sergen Hoca'nın da yapacağım. anlattığı güzel şeyler vardı da biz bir de özellikle... Ya, güzel şeylerle ilgilenmiyoruz ki doğru şeyler lazım bize. Fatih Yılmaz diyor ki Sergen Hoca'mı çok severim bence çok dik konuşuyor sadece demiş. Sadece evet. dik konuşuyor. E, biz de konuşuyoruz bize de kızanlar var ama dikle yanlış ve doğruyu ayırmak gerekiyor. Yani her dik doğru olmuyor. Her dik doğru olmuyor. Asıl olan doğruya yakın olmak. Yani doğruyu aramak, doğruyu bulmaya çalışmak olmuyor. Bu anlatı birçok şeyi, çalışmayı, gayreti, öğrenme arzusunu öteleyen, bunları geriletmeye çalışan işte Şimdi dün, sadece bu sonuçtan abi, konuşma dediğimiz bu. Akşam saatlerinde bu ıı, kafa sporstan piyasaya dökülünce candaşların kanalından birçok tanıdığımız arkadaşımız yani Twitter hesabı demeyeceğim. Onlar bizim arkadaşımız olduğu için biliyorum onların fikrini. Sadece Twitter'da gördüm fikirlerini. Beşiktaşlı olmasa ve Beşiktaş görev vermeseydi Sergen Yalçın kimdi kardeşim? Teknik direktör olarak diyorlar. Ben öyle ya, bir şey demem de. Ya bu da yanlış olur yani. Bu da yanlış oldu. Apoleti yani bu karşılıklılık al... ilişkisi. sen mi aldın? Beşiktaş'ın Öyle de Beşiktaş değil, sana o. Beşiktaş sana verdi apateti. O, o da yanlış şimdi. O kadar da değil şimdi. Yani o, o da Sergen Yalçın gayretini, Murat Şahin gayretini, teknik ekip gayretini de küçültür. Yani bir, mutlaka bunlardan bunların tersinin doğru olması gerekiyor. Rıza açalım Bay Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 11 Mayıs 2021'de 2-1 yenmeseydi Beşiktaş şampiyon olabilir miydi acaba? Cem Bey. Sivas'ın başındayken ya olurdu yani bakın şimdi aynı şeylere düşüyoruz. Yani bir tutumun iki yüzü olur. Yani doğrusu da olur, yanlışı problemlisi de olur. Şimdi yani Sergen Yalçın'ın bu sözleri üzerinden Beşiktaş'ta yaptıklarını yok saymak, küçültmek de aynı oranda yanlış. Aynı oranda yani Nuri Şahin için söylenenler Ersin, ne kadar yanlış mı problem Solbek problemli. 19, -19. yaşında. Ya önemi var, yok ya, ya ne var. önemi var canım hani kötü yani. Kötü oyuncularla oldum diyor. Ya olmaz kötü oyuncusu olur mu Beşiktaş'ın ya? Olur ki Ol çocuk ya çocuk, olur çocuk olur oldum şampiyon Ya diyor. olmaz. Ya Beşiktaş'ın şey beşiktaş kötü oyuncusu olmaz. çocuk çoluk çocuk olur. Ya o Beşiktaş'ın çoluğu çocuğu olur kötü oyuncusu olmaz. Ya iyi oyuncular. Sergen olmadı. Yalçın da Beşiktaş'ın çocuğuydu bir zamanlar. Ama yetenekliydi. E değil yani yetenekliydi o kadar. Niye ondan önce yetenekli ki olmadı da Lucescu olundu? olmuyor yani bu işler böyle bakılmaz konular böyle incelenmez böyle ele alınmaz evet. yani yani hep bir yerinden çoluk çocukla şampiyon oldum. Oraya ya bakıyoruz da anlıyorum zaten. da anlıyorum da Beşiktaş'ta çoluk çocuk olmaz küçük haluk çocukluğu ben izlerken ya Fikret çocukluğu ben izliyordum tribündeydim ben de onlar kadardım yani. Gökhan Keskin biz 3 aşağı 5 yukarı yaşıttız. Çocuktu yani ya yani başladığımızda. Biz Metin abi ve... geldiğinde çocuktu. O kadar çocuktu bunlar yani. Beşiktaş öyle bir takımdır zaten. Onlarla oynar. Onlarla oynar. Mustafa Deniz'de şampiyonluğundaki bek kimdi? Ekrem Bağ. Önemli bir oyuncu muydu? Yok. Yok ama Beşiktaş oyuncusuydu. Gelmişti ve şampiyon olundu oyuncuyla. Yani futbola böyle bakılmaz. Çoluk çocuğu aldım bilmem. Diyor o da Beşiktaş. Başka yerde yapamaz Beşiktaş'ta yapar oyuncu. Ya da başka yerde yapar. Beşiktaş'ta yapamaz. Yani her e, durum birbirini örten, birbirini kuşatan durumlar değillerdir. Bunu anlayabilsek doğru tartışacağız ama şimdi Sergen Yalçın Nuri Şahin pozisyonunda. Sergen Yalçın'a karşı pozisyon aldığında Beşiktaş olmasaydı şampiyon olamazdın demek aynı da orandaki da doğru değil. aynı orandaki yanlıştır yani. Öyle de değil yani. Sonuçta orada hocanın yani nice hoca o takımla onları denemiş yapamamış. Sergen Yalçın bir ekibi yapmış. Dört maçı çözmüş, bir maçta öne göndermiş, donk, donk diye kafa vurdurmuş gibi yani. O kadar çözüm üretmiş bir teknik adam üzerinde de aynı rahatlıkla şey yapmamak gerekir. Yani Sergen Hoca 20. başta o, üretmemek gerekiyor. Sergen Hoca baştan sona haklı abi. Burası Türkiye. Medya ve basındaki Sergen severler yıllardır Sergen Yalçın şöyle iyiydi, böyle iyiydi, Hep popohlandı. Sergen doğal olarak yeteneğine güvenmiş, gelişimi açık olmayan, olaya düz mantık bakan biri. O yüzden geçici başarılar elde ediyor diyor Aytaç Metin isimli. Yok izleyeceğimiz... güzel yani bak şimdi bu, bu yayın için izlenir ve kıymetli bir şey yani. Candaş'ın e, açısından düşünüyorum. Ne o kanal? Nasıl bir kanal o? Kafa Spor abi. Ne o? De. Spor şey, YouTube, YouTube, kan YouTube, kanalı. YouTube. değil mi? Ha. Yani o açıdan kıymetli bir şey yani yapılan iş, yaygın, çok insana temas eden, birçok insanı taraf tutmaya zorlayan, doğru yanlışı aramaya iten, bence kıymetli bir iş yani. Hı hı. Yani beğenirsin, karşı çıkarsın, beğenmezsin, yanında olursun. Bak ben orada dedim ki birçok şeye doğru bulmam, bence yanlış. Yani tamamen öğrenim açısından sıkıntılı. Yani, Pedagojik sorunlar var bir kere işte yani. burada gitmek neyin nesi, işte ne öğrendi bilmiyorum ki. Bir şey öğrenmişsindir yani Arbut'ta. Yürümeye gitsen bir şey öğrenirsin ya. Onların şeyleri yok ya. Ee, bahçeleri yok onların. Öyle yürüyorsun içine giriyorsun okula. Elini kolunu sallayarak yürüyüp içeri giriyorsun. Oralar öyle yerler yani. Dolayısıyla elini kolunu sallayarak bizde üniversitelere girmek derttir ha. Giremezsin bir kütüphanesine bakmaya, sırasına bakmaya. Gidip bir amfiden ilham al, kapıda güvenlik şeyinden soruşturmasından anarşik geçiriyorlar. GB'tne bakarlar kapıda yani. Anarşik olma ihtimalim var. Ya üniversiteye gideceksin, ne yapacaksın yani? Girecek çocuk bak. Ya ben silah. kendi bak, Edebiyat Fakültesine giremedim ya. ya Kimlik varsa. veriyorum kapıya. Oradan mezunum ya yani. Ya silah varsa ya ya böyle yaşanır mı? Parası. Böyle öğrenir mi? Ya o varsa ya bu varsayla bir şey öğrenebilir mi bir toplum ya? yahu? Yani i̇şte da... o zaman bu polemiklerin Aa, içinde erir gidersin. Harvard'da ya. da ne öğrendi bilmiyoruz ki. İşte öğrenmişse Harvard'da biraz Harvardlılara bakarsın işte. Bak Tarhan Hocamoğlu bakarsın. Bak dersin ki hocalar ne anlatıyor bunlar acaba? Bir şey öğretiyorlar. En azından bunların olduğu coğrafyaları. Yani var ya bunların Ivy League, Amerikan Ivy League diyorlar. Apoletiniz var mı efendim? Ya o apoletler önemli şeyler değillerdir. Nice apoletliler geldi geçti bu dünyadan. Güzel. Yani, nice çok apoletli, çok apoletliler geldi geçti. O apoletler gelip Sonra apoletler şeyler. Asıl mi? olan bilgidir. Asıl Peki. olan iyiliktir. Asıl olan doğrudur yani. Apolet kalıcı bir şey değildir. Yani. Peki. <laughs> Ölden sonra görüşürüz sevgili bir arkadaşımdan mesaj gelmiş federasyonu toplantı var orada muhtemelen görüşürüz Cem abi de gelirse hep beraber oluruz görüşmek üzere Hoş, abi görüşürüz sevgiler pazartesi. selamlar görüşmek eyvallah üzere eyvallah arkadaşlar